Final gününde İstanbul Maltepe'den Gülsüm Hanım'ı konuk olacağız. Aslen Trabzonlu olan gelinimiz 27 yaşında, 3 yıllık evli. Makyaj uzmanı olan gelinimiz epey yetenekli. Gelin evinden herkese merhaba. Evet, bugün haftanın final günü. İnanılmaz heyecanlıyız. Gülsüm'ün evine konuk oluyoruz ve İstanbul Maltepe'deyiz. Yine soğuk var ama tabii ki şöyle şık şıkırdım olduk bugün. Çünkü final günü, hakkını verelim, öyle değil mi? Bakalım gelinler geldi mi? Ben tabii onlardan daha erkenciyim. Gülsüm'e çıkalım bakalım Gülsüm neler yapmış. Ablam. Ay, aşkım, yavrum hoş benim ya. Bu ne güzellik, bu ne enerji. Selam, bu ne fıstıklık. Anne. Nasılsın? Ay, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Seni bekliyorum. Heyecanlıydım. Ya ben de çok heyecanlıyım. Çok tatlısın. Hadi. Ya, deliler bizi bekliyor Gülsüm. Çok heyecanlıyım. Hadi çok geçelim içeri. Çok güzel olacak aşkım. Çıkarttı beni, bile evlenir misin dedi. Ben dedim ki sen kimsin ya dedi. Gülsüm Hanım öyle bir evlenme teklifi almış ki şoke olacaksınız. Yani ben eğer evleneceksem bu adamla evlenmeliyim. Yalnız eşim senden daha Trabzonlu duruyor. Gülsüm Hanım'ın sözlerinden sonra Aslı Hünel'den olay tepki. Ben hayır, ben yapamam. Yani bunu nereden akıl ettiniz? Ne güzel bir şey bu böyle ya. Gülsüm Hanım harika fikirler verecek. Sakın kaçırmayın. Çok çok iyi bir fikir bu. O ben tahmin etmiyordum senden bu kadar şey çıkacak. Evet. Gülsüm Hanım herkesi neden şaşırttı? Bu onayla bir şeydi, bunu ben işledim. Ciddi misin? Evet. Değişik farklı şeyler hoşuma gidiyor benim de. Benden hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Tam Karadeniz kızı oldu. Şu anda oldum. Tam horon tepme. Çok beğendim, gidiyorum ben. Gelin evinde bir ilk. Şaşırmaya hazır olun. Hayatımda ilk defa kısır iş eşliğinde böyle bir keman dinliyorum. Sağlığım acı dağlarda. Evet Gülsüm'cüğüm. Ay farklı, değişik bir ev. Evet. Ay çok cicibici burası. Teşekkür ederim. Çok samimi. Sağ olun, evet, teşekkür ediyorum. L koltuğu hiç görmemiştim ben. Ya. İlk sende gördüm uzun zaman artık sonra. Artık evler küçük, L koltuk daha mantıklı oluyor. Gerçekten evler gitgide küçülüyor. Burası kaç metrekare? Ortalama bir 80 metrekare vardı. 80. 80. Kaç yıldır burada oturuyorsun bir tanem? Evlendiğimden beri buradayım. Hah, 3 yıl oldu o zaman. Evet, 3 yıldır buradayım. Ay, iyi misin? Ay, iyiyim, heyecanlıyım herhalde. Çok heyecanlı biraz. Gördüm niye böyle seni. Oldum bu arada çok şık değil mi? Teşekkür çok ederim. Böyle bir hepimiz böyle, ben de çıkarayım şunu şöyle. Ben de bugün böyle bir tek omuz yine. Siz de çok güzel. Ya aman sizin için efendim. Teşekkür ederim efendim. Alayım mı onu? Ne demek, buyurun tabii. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ay, ay. Hazırlıklar yaptın mı? Neler yaptın, neler ettin? Evet, hazırlıklar yaptım. Çok güzel çeşitlerimiz var. Biliyorsunuz ki annem Karadenizli, evet. Babam Muşlu, eşim Karabüklü. Heh. Böyle her yöreden bir şeyler eklemek istedim. Ay, neyi yaptın? Çeşitlerim çok güzel. Evime zaten çok güveniyorum. Çok seviyorum ve gerçekten çok mutluyum evimde. Evet, evin enerjisi güzel. Bakalım kızlar nasıl yorum yapacak? Çiçek, şuradaki çiçeği görüyor musunuz kızlar? Kızlar doğalgaz altın tatilin üstünde çiçek. Bir alayım ben onu, bakayım alalım nasıl şeymiş. Ayıcıklar falan gibi çiçeği. Galiba bize sürpriz yaptı. Çalsın. Soralım bakalım neymiş. Bence epeyce bir yorum seni bekliyor bugün. Bence de. Kızlar geldi. Ha, hemen geliyorum. Karşıla. Nasıl güzel bir enerjisi var değil mi? Çok yüksek enerjili. Bayılıyorum böyle kızlara. Kızlar hoş geldiniz. Hello. Şöyle geçebilirsiniz. Buyurun. Gönlüm sizde. Pembeyi evinde sevmiyorsun, dışarı mı koydun? Evet. Bence de. İyi kuşum, sen nasılsın? Hoş geldin. Aslanım merhaba. Geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh.
Merhaba Aslan, nasılsınız? Hoş geldin aşkım. Güzelsiniz. Aman. Siz de çok güzelsiniz. Geçin canım benim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Aslan'ım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Dilan, hoş geldin yavrum. Hoş geldiniz. Öyle mi? Hemen ben sizin montlarınızı alayım. Ay ne güzel bir çiçek bu böyle. Pembiş pembiş. Pembiş. Kapıda bulup yakalayıp getirmişler. Şunu da vereyim aşkım. Nereden? Kimden o çiçek? Biz de onu merak ettik aslanım. Kapıda bulduk. Oturun kızlar. Güzel bir karşılamaydı. Final günüydü zaten. Hepimiz çok heyecanlıydık. Onun da heyecanlı olduğu belliydi. İyi misiniz fıstıklar? İyi, siz sormalı aslanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Nereden bu çiçek? Serkan'dan. Yani Serkan çok daha önce göndermişti. Özür dilerim hayatım. Niye özür diledin? Yani kıyamadım, çok evime uygun bir çiçek de değil. O yüzden ben de kapıma dekor yaptım. Evet, bakayım şöyle. Kızlar da getirmişler. Anahtar da, neyse anahtar da var. Ha, evet, bu anahtarı şu anahtarlı bir Zehra sana vermişti. Ben bunu kullanıyorum bu arada. Teşekkür ederim, onu göstermiştim. Güle güle. Ama bak çok direkt düşün, aynı gün taktım. Çok güzel bir düşünce bu arada. Evet. Sağ olsun gerçekten. Bence. Teşekkür ederiz. Böyle kibar beyleri seviyoruz biz. Evet. Kibar damat, teşekkürler. Kapıda bir baktım, pembe bir çiçek. Şaşırdım, pembe. Gülsman'dan beklemiyordum. Evinde sevmediği için kapıda kullanmayı tercih ediyormuş. Bence çok ayıp yani. Eşinin aldığı bir hediyeyi nasıl kapıya atabilirsin ki? Bunu şöyle aradan çıkartıyor. Aradan çıkartıyor bak bak. Hayır, öyle değilsin sen. Az değilsin. Az değilsin. Bak konseptimizi bozdun. Kızlar eli boş gelmediler evet. Tabii ki sana da. Güle güle kullan. Bakalım ne çıkacak paketin içinden. Ay çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Güzel günlerde kullan. Senin çok işine yarayacak anlık kıyafetler. Evet, bu tam benlik bir şey. Nefis bir şey biliyor musun? Gerçekten çok kullanışlı. Bende de var. Çok acayip kadar kullanışlı. Kadar ihtiyacım vardı ki böyle bir şeye. Çok rahat. Ay çok teşekkür ediyorum güle sizlere. Güzel günlerde kullan. Evet, iyi günlerde kullan tatlım benim. Güzel ediyormuş vallahi. Evet, çok güzel. Kızlar benim ben kahvelerimizi yapayım. Tamam, nasıl içiyordunuz kahveleri? Biliyoruz artık. Beni biliyorsunuz. Tamam. Evet, biliyorum artık. Az şekerli bir tane. Tamam, hemen geliyorum. Ne yaptın çiçek, nasılsın? Hastayım, boğazım ağzlarım terk. Bundan sonra bayağı yoruldum. Ay ama ne korkuttun beni. Ay dün sormayın. Mutfakta nasıl bir oyunculuk sergiledim sana inanamıyorum çiçek. Hala şoktayım ben. Ben de şoktayım. Değil mi? Ben gerçekten dedim. Gerçekten kızdım. Ben inanmıştım. Hemen gerçekten acil dedim, inanmıştım. Kayda alın. Hemen dedim kayda alın. Şimdi orada bir de kaş göz yapmış. Evet. Hiç de kaş dikkat etmedik ya. Ben de şey düşünüyorum, makyajı falan bozulmasın diye suyu böyle minik minik çektim. Kızım bir dur. Dur. Bütün sana kendine gel. Su serpiştirin. Çiçek iyi misin? Bana söyleseydin bari. Bir şey değil, bir gün yüreğime indireceksin ya. Ay ilk gün hele senin evde. Kızlar nasıl ödüm koptu. Ay inanmıyorum, bir şey diyeceğim. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Bir şey diyeceğim, biz asansörde kaldık. Sağ salim bu günleri de gördük değerli izleyenler. Haftanın son günündeyiz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Ay ne olur bir şaka maka yapacaksanız, bir şey varsa yok, önceden bana haber verin. Aynen. Bari. Panik oluyorum burada. Ay kahveler geldi mi? Geliyor aslanım. Tamam aşkım. Nasıl buldunuz karşılamasını? Güzel. Güzel. Çok güzel, sıcak. Güler yüzlü. Evet, evi de nasıl? Enerjisi nasıl evinin? Enerjisi çok iyi aslında. Böyle bir ev bekliyor muydunuz? Bekliyordum. Gülsüm, tam evet. Gülsüm'e evet. Göre. Tam Gülsüm'e göre. Gerçekten tam Gülsüm'e göre bir ev. Değil mi? Evet. Çünkü aralarda mesela hani bize verdiği yanıtlarda, söylediği yorumlarda benim tarzım değil derken zaten az çok uyuşuyor. Anladım. Tarzım ya da tam zıttı oluyor. Evet. Anlıyorsun. Ya Gülsüm... Senin tarzına biraz evet. Yakın sanki bayağı değil evet. Mi? Evet. Gülsüm'ün tarzı Duygu'ya evet. Biraz daha yakın gibi geliyor bana. Ben aslanım. Bak siyahlar ve beyazlar, fümeler, evet. Griler. Kahve fincanlarınızı değiştirdiniz mi? Evet, kahve fincanlarımı değiştirdim. Çünkü o fincanlar benim için özeldi. Birisi de yapınca aynısı olsun istemedim. Peki bunu beğenecekler mi? Bence bunu çok beğeneceklerdi ses. Çikolatalarla da fincanlarınız takımı olmuş. Evet, bakın mavi. Ben en çok Zehra Hanım'ın sunumunuza ne diyeceğini merak ediyorum. Bence beğenecek. Yani bu sunuma eğer laf ederlerse bence büyük bir sorun var demektir. 3 çeşit çikolata. Evet. Portakal suyu kime? O Zehra'ya. Yani Zehra'ya da yaptım. Zehra'ya portakal suyu koydum. Şunu diyebilir, portakal suyunun yanına bu çikolatalar mı diye.
Ama diğerlerine portakal şey koyduğum için, bu çikolatalardan koyduğum için ona da yedirmek istedim. En azından pişti olmadınız. Evet, en azından pişti olmadık. Yani Duygu'nun fincanları biraz benziyor gibi bunlarda. Ama tam olarak aynısı değil ve rengi farklı. Bu renk çok güzel. Salonuma çok güzel olacak. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aman dikkat edin, düşürmeyin. Evet, tek tek götürsem. Yok, ikisini götürebilirim. Oh, yöntem de buldunuz. Evet, tezgaha doğru çektim. Kahvelerimiz de geldi. Teşekkür ederiz. Tatlım. Sehpaları kızlar önünüze alabilirsiniz. Çiçek sen veren sen halı katman. Önemli değil. Birlikte kullanırız aşkım. Şöyle vereceğim. Sağ olun. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Siz nasılsınız? Yoğun tempoda. Vallahi ben de iyi olmaya çalışıyorum şöyle. Ben böyle. Vallahi hem mutluyum hem bugün işte veda yani, edeceğiz. Evet, yani evet. Alıştık ya. Alışıyoruz birbirimize. Öyle değil mi? Evet. Ben de şunu da şöyle size vereyim. Çok alışıyorum size, öyle böyle değil. Bu arada bu fincanların bir değişik rengi kimdeydi? Ben de. Duygu Hanım'da. Ben de miydi? Çok beğendim. Şey. Güzelmiş rengi evet, de çok şükür. Evet, çok güzelmiş rengi, güzel. Bu sana galiba. Evet. Zehracığım şu senin. Teşekkür ederim. Çiçek Hanım'ın yorumlarını çok merak ediyorum. Değil mi? Evet. Çiçeğin üstünden bence silindir geçmiş gibi yavrum. Benden. Konuşmaya hali yok gibi gözükse evet, de. Evet, öyle. Bence evet. Konuşursun diye düşünüyorum. Bu arada bu renk çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ha. Sizden şekilde sağ olun. Teşekkür ederim. Bak ama bak. Gülsüm sana kıyafetine uygun fincanlarla servis. Evet. Evet, çok şık. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Güzel. Evet, teşekkür ederiz. Güzel. Gerçekten çok güzel, çok beğendim. Duygu'nun evinde de çok beğenmiş değil mi? Burada da evet, farklı bir renkler çok güzel. Tarzlarımız güzel. Evet. Güzel gerçekten. Sunumu ben de beğendim. Sen kahve içmiyorsun. İçmiyorum. Portakal suyu sıktım sana. Çok severim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bu ne ihtimam efendim Zehra, yani bu hafta hep özel efendim evet. Kompostolar vesaireler, özel sıkma portakal suları evet. Değil mi? Çok ben de arada bana. Vitaminli zencefil çayları ikimize özel kaynattık bu haftayı. Kahve sunumu gerçekten güzeldi. Çok şık olmuştu. Benim için portakal suyu yapmıştı. Teşekkür ederim. Çok severim. Kahve sunumu çok güzeldi. Çünkü benimkiyle aynıydı. Sadece renkler farklıydı. Bayağı beğendim. Aynı şekilde Dilan'la da pişti oldular kahve sunumunda. Benimle de pişti oldular. Artık kaçamadı bugün. Evet kızlar. Şimdi biraz daha Gülsüm'ü bugün detaylı bir şekilde tanımak istiyorum. Gülsüm 3 yıllık evlisin. Evet, 3 yıllık evlisin. Arkadaşların da buradayken bize böyle bir kısadan nasıl tanıştın, evlilik serüvenini bir anlatsana. Tamam, Serkan'la 10 yıldır beraberiz. 16 yaşımızda tanıştık. Yani ben 17. yaşıma giriyordum. Doğum günümde zaten tam anlamıyla tanışmış olduk. Şöyle, Serkan'la biz esnaf arkadaşıydık. Yani ben bir mağazada çalışıyordum. Serkan da karşı dükkanımda kuafördü. Tamam. İşte hani birbirimizi görüyorduk. İşte sabah, her sabah birbirimizi görüyorduk. Ben Serkan'ın dükkanına her sabah, şimdi mağazayı temizlemek için temizlik kovama su almam gerekiyor. Mağazada da su olmadığı için onunki de erkek kuaförü, oraya gitmek zorunda kaldım. Elimde temizlik kovamla her sabah işte Serkan'ın dükkanına gidiyorum, işte su dolduruyorum ama görmüyorum Serkan'ı. Çünkü ben sabah yani en açılamadığım anlarda dolduruyorum onu. Sonrasında yani bu ortalama bir sene kadar sanıyorum böyle gitti. Ondan sonra benim doğum günüme birkaç gün kala işte yan yana çalıştığım arkadaşımla, o benim doğum günümde, ben onun doğum gününde bütün esnaf arkadaşlarımıza birkaç gün öncesinden haber veriyorduk. İşte şunun doğum günü, bilginiz olsun diye. İşte hani bir organizasyon olur, bir hediye olur, bir şey diye. Ondan sonra benim doğum günü günümde de bana hediye alan tek kişi Serkan'dı. Hediye aldı, gördüğümü kaptı. Neden? Hediye almış bana, böyle bir parfüm seti almıştı. Tamam. Çünkü o aralar dikkatini çekiyorum artık. Ama hani Serkan çok çekingendir. Yani ben ne kadar böyle konuşkansam o da o kadar çekingen ve sessiz. Evet. Ondan sonra işte hediye aldı bana. İşte teşekkür edip ona artık daha iyi davrandım. Çünkü ben biraz sert mizahlıyım aslında. Ondan sonra hediye alınca benim dikkatimi çekti tabii, bana hediye. Aynen. Hediye çok severim. Biliyor musun? Hediye çok severim. Kavga ettiğimiz her zaman hediye alıyor artık. Şey diyor bana, hayatım artık yani her kavga ettiğimizde tamam ilişkimiz böyle başlamış olabilir ama. Dedim ki hayır, alacaksın. Sonra? Ondan sonra işte beni bir sosyal medyadan ekledi. Sonra bana mesaj attı akşamı.
İşte ne yapıyorsun, nasılsın? İşte iyiyim, sen nasılsın vesaire. Dedi ki bana, ben bugün, yaşımız 17 bak. Ben bugün işte arkadaşımla birlikte, yanımda çalışım arkadaşımla birlikte klaba gideceğim, sen de gel. Hmm. Ben dedim ki sen kimsin ya dedim. Bugün bana hediye aldın diye seninle dedim ne klaba gelmesi senin dedim. Hayırdır ne oluyor? O kadar. Yani, lap lap ne bu samimiyet yani. Sonra ne oldu? Ondan sonra ben öyle söyleyince bayağı alındı. Serkan gerçekten çok yakışıklı. Yani hiçbir kadın tarafından reddedilecek bir şeyi yok. O zaman bir Serkan'ı görelim. Serkan'ı görelim. Serkan'ı görelim. Ay canım benim ya. Yani beni bu nasıl mı reddetti dedi. Evet ha? Nasıl beni reddeder diye. Ondan sonra hırs yapıyor daha fazla. İşte her gün yazıyor. Ben onu bozduktan sonra tamam işte affedersin. Hadsizlik ettim dedi. Ondan sonra konuşmaya başladık. Bir süre konuşmaya başladık. O 6 ay kadar konuştuk. Bir ilişkimiz yoktu. Evet çok güzel. Sonrasında da yani o kadar iyiydi ki bana karşı. Hı. Yani dedim ki yani ben eğer evleneceksem bu adamla evlenmeliyim. Hı. Yani gerçekten onunla yani. Evlenmeliyim. O zamandan anladın yani. Ya o zamandan anladım aynen öyle. Çünkü ben kendimi evli olarak hayal etmedim hiçbir zaman. Hani hiçbir genç kızların bir evlilik hayali vardı ya. Evet. Yani hiç olmadı bende öyle aslında, bir şey. Evet ya işte çok iyi anlıyorum şu an. Hani böyle birlikte daha böyle arkadaş gibi arkadaş yürütmek gibi. Daha böyle güzel geliyor. Daha ya da evlilikte daha de bunu yürütmek. Oldu. Evet. Çok haklısın. Evet. Evlensen çok güzel bile böyle gitmeli evet. Yani ilişki. Sonra ne kadar devam etti arkadaşlığınız? 8 yıl. 8 yıl. İnşallah. Böyle karşılıklı iş yerlerinde çalıştınız. Devam hayır çalışmadık. Ben zaten orada geçici bir süreliğine çalışıyordum. Hı. Yani ara ara çalışıyordum. Oradan çıkıp işte lise okuyordum o zamanlar. Hı. İşte oradan akşam çıkıp okuluma gidiyorum. Akşam lisesiydi. Akşam hem çalışıyordu hem okuyordu Gülsüm. Bravo Gülsüm. Evet öyle. Ondan sonra? Ondan sonra işte evlendik. Evlendiniz. Zamanı gelince askerliğini yaptı geldi. Tabii askerlikten önce şey dedi. Serkan bana her sene düzenli bir şekilde evlenme teklifi ediyor. Ha. Önce etmeye çalışıyor. Edemiyor çünkü sürekli bir kavga halindeyim. Niye didişiyorsun çocuk? Didişiyoruz. Evet bir organizasyon yapıyor. O ana denk geliyor sürekli. İptal organizasyon. Çünkü eğer ben gerçekten sinirli olduğum zaman bana böyle bir organizasyon yapılırsa yani o organizasyonu bitiririm. Hani aşkım. Organizasyon yapılmış hadi affedeyim demem. Hı hı. O yüzden her sene evlilik teklifi almışımdır. Ama sana öyle bir evlilik teklifi yaptı ki sen o evlilik teklifine evet dedin ve startı verdiniz öyle mi? Makarna yerken evlilik teklifi etti biliyor musun? Gerçekten enteresan. Artık dedi ki artık kaçamazsın. He. Yemin ediyorum finali yaptı. Artık dedi kaçamazsın dedi. Makarna yerken bir kafede oturuyoruz yani günlük. Çıkarttı beni bir evlenir misin dedi. Yüzük. Yüzüğü çıkarttı işte. Yanında taşıyormuş demek bak bence ya. Çok canına iyi. Canına tak etmiş yani. Çok iyi öyle. Çok inanamadım güler, ama gerçekten falan. İnanamadığım bir teklif oldu. Ben zaten şeyi çok sevmiyorum işte yok boğazda bilmem ne. Evet, evet. Şöyle. Samimi olmuş. Zaten her zaman yapıyoruz onları. Evet, evet çok güzel. Tebrik ederim farklı kardeşim. Olmuş, güzel olmuş. İstediğini farklı. Bilen bir çocuk. Bak maşallah. Eşiyle tanışma hikayesini çok beğendim. Çok romantikti, çok güzeldi. Çok beğenebildim. Yani beğendim, çok hoşuma gitti. Şimdi bunun tabii detaylarını alacağız. Tamam, nasıl oldu, nasıl istendi, neler oldu, neler bitti. Ama onun öncesinde hem seni hem Serkan'ı da biraz yakından tanıyalım. Biraz sosyal medyandan. Daha yakından inceleyelim tamam. Seni bir tanem. Akım videoları. En sevilen. Tamam, kenarı köşeye. Üflüyor. Ah yazık. Ama o tava bir geçse kafaya, çocuğun kafa gitti. Ha, elimde önce yastık var, sonra yastığı atıyorum. Aynen, tamam. Kaç yaş var aranızda? Aynı yaştayım. Aynen. Çok iyi ya onlar. Yakın olması yaşların çok güzel bir şey. Keman çalmayı biliyor musun? Yok. Öylesine. Taklidini yapmayı seviyor. Taklidini yapmayı seviyor. Biliyorsan size şuradan bir çal diyecektim de eğer enstrümanın varsa. Makyajda çok gerçekten. Değişiyorsun yani. Evet çok her makyajda değişiyorsun. Ya. Evet. Çok yani değişik. Genelde deniz çocuklara benziyorlar beni. Bak kime benzetiyorsunuz diyecektim hemen atladın sen. Ya. Aynı Deniz Çakır değil mi? Ben de benziyorum. Evet, evet benziyor. Çok benziyorlar Deniz Çakır'a benim. Benziyor. Kızımız da güzel. Oğlumuz da yakışıklı yahu. Yalnız eşin senden daha Trabzonlu duruyor. Ya evet. Gözler falan. Baksana. Doğru söylüyorsun. Çok yakışıyorsunuz. Canım çok teşekkür ederim. Böyle makyaj videoları mı paylaşıyorsun? Evet makyaj videoları hı-hı. Paylaşıyorum ben sosyal medyada. Bu ne makyajı böyle? Yılın makyajı. Bence de. Hayır, bunun eğitimini falan mı aldın sen?
Nereden evet, biliyorsun? Bayağı güzel. Yani? Baksana başına. Yani benim annem kuaförlük yapıyordu. Gelin başı yapıyordu. Gelin makyajı yapıyordu çok küçük yaştan beri. Çok başarılı yapmışsın. O zamanlardan beri makyaj yapıyorum. Ama sen biraz değişik konularda uzmanlık alanın. Böyle. Her konuda var yani. Yok yeteneklisin gerçekten belli. Bunun okulunu okumadınız galiba. Hayır işletme mezunuyum. Ama hayır ben yapamam. Ben yok. Ben Ama sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ha, ben hayır. Ben yapamam. Bu da bizim kedimiz. Kedimizin doğum günü kutlu olsun. Şimdi nerede? Katmer annemde. Kraliçe gibi baksana. Evet. Sen ne anlıyorsun? Çok bir de güzel. Bakıyor. Evet. Nasıl bakıyor bak bak. Bu benim mi şimdi? Ben bir yaşında mıyım diyor. Kaç yaşa? Bu kaç yaş bir doğum yaş. Günüydü? Bir yaş. Eşinin peşine takılıp spor salonuna giden Gülsüm Hanım. Bayılmış, bayağı bayılmış. Pişman olmuş galiba. Eyvah eyvah. Bak bak nasıl saçmalıyor. Başka kızlar bakmasın diye yaptın değil mi? Doğru söyle. Yok ya bize hamaş hiç öyle takıntılarım yoktur. Yapabilirse bir de şuraya. Ben pilates yapıyorum. Bu aletlerin nasıl kullanıldığını bile bilmiyorum. Belli oluyor zaten. En azından çabalıyorsun ya şu hale bak. Bir azim var evet, onda. Azim var vallahi süper. Aynı ben. Eşinizi kıskanıyor musunuz hiç? Ya var mı bir kıskançlık kıskanç falan? Kıskanç mısın? Yani kıskancım aslında ama kıskanmamı gerektirecek durumlarda bulunmuyor kendisi zaten çok. Ne güzel. Sen kıskanç mısın peki Dilan? Yok ya çok bende de yoktur kıskançlık. Ha? Ha, hiç ama eşin hatta rahatsız bile olur eşim kıskanmadığım için. Eşi kıskanç ona fırsat kalmıyor. Evet. Zehra sende biraz kıskançlık var sanki. Ha? Eşim kıskanılacak bir şey yapmıyor. O yüzden yani bilmiyorum. Ay, ne hayır ondan ben zaten kıskanmıyoruz ya aslında. Yani kıskanılacak bir şey yapmıyor. Allah'a emanet. Hiç umurumda olmaz. Yakalarsan bir evire çevire sonra biter. Ay yani yaparsa kendini yapar bizi kaybederler. O yüzden ben... Bizim çocuklar hiç böyle hiç kıskanmıyor beylerin eşlerini. Giden gider diyor. Kendi biliyor diyor. İçinde Allah korkusu olan zaten yapmaz Aslanım ya. Ya sadık yani, gerçekten. Hani çok... sevmek sevmemekte bir yere kadar Allah korkusu olan zaten yapmaz bence. Yapmamalı diyorsun. Evet. Burada hem ağlıyorsun ne yapıyorsun? Hem ağlıyorum hem bu hikayeyi yapıyorum. Sen bayağı bir mesai açıyorsun bu videolara. Evet. Kolay değil mi çekmek, yapmak, çok, etmek? Çok zaman alıyor. Şu ne videosu böyle? Bir ara bir un videosu vardı ya. Evet, meşhurdu o evet. Zaman. Bu videomuz da bizim çok izlenmişti. İzlemiştim. Ben görmüştüm. Bayağı sayfalarda paylaştı. Kim eve daha çok geç gelir? Sizi kim daha çok sinirlendirir? Kim daha çok para harcar? En agresif hangisi? En komik hangisi? Ortadaki ablanız bayağı çekmiş. Hangisini hazırlanması daha uzun sürer? Şaşırmadık. En iyi yemek yapan hangisi? En çok uykuyu kim sever? Seni kim daha çok güldürür? Hangisi daha asosyal? Yalnız anne her şeye hakim evet, ya. Evet. Müthiş. Evet. Üç kız kardeşsiniz. Üç kız kardeşim. Ay maşallah çok eğlencelisiniz. Soldaki evet. Sensin. Sonunda. Ortadaki ortanca mı? Evet. Sürekli bayağı. Sürekli ondan alıyor. En evet. Çok evet. Onu o yiyor. En hayırlı evlat sen. O yedi. En hayırlı evlat. Evet. Evet. O, bir çok bir kere eğlenceli, ona. Çok komiktir. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Biz de gelinlerimizle bunu yapalım mı? Ay. 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 Ay.
kaldı o dizisi evet. Ya. Şimdi yenilerde ne var? Mesela yeni çamura falan mı bulasın? Yenilerde ne var Gülsün? Ya çok şey yok dans ya. Mı yeni evet dans genelde dans. Var. Evet. O zaman dans edelim. Hayır hayır. Aslı Hanım, burada gelinlerin anneleri olarak en agresif gelin hangisi? Ah, evet. Aslı Hanım çok güzel bence. Şöyle yapayım ben hani kakılmış var. Evet. Kakılmış en yaman gelin hangisi? Ay ben gelinlerime kıyabilirim. Yamama kıyamam ki. Hepsini canım, çok seviyorum. Hepsi pırlanta vallahi yapamam ben. Yapamam. Yapamam. Beklemeyin benden böyle şeyleri. Bunu yani. Değiştirelim o zaman. Bir şey yiyelim içelim. Hani markacımızda. Sofrada yapalım mı? Olur. E hadi deneriz bari. Sofrada deneyelim ne yapacağımızı. Bir düşünelim. Sofrada olur. Karar veririz o zaman. Tamam. Anlaştık. Olur, o zaman biraz salonu yorumlayalım mı? Evet. Gülsüm Hanım'ın oldukça modern bir salonu var. Mobilyalarını eve göre dizayn etmesini sevdik. Masa takımı adeta benim yerim burası diyor. Halı ve avizeler de bu şık salona uymuş. Bakalım gelinler neler diyecekler. Ama ilk soruyu ben sormak istiyorum. Tabii lütfen. İzninle. Maltepe'de her şeyin başladığı yer. Serkan'la bizim tanıştığımız sokağın konumu o. Ya bu çok güzel. Çok, şey ya. Çok güzel. Hani bunu nereden akıl ettiniz? Ne güzel bir şey bu böyle ya. Çok modern de tasarımı. Evet. Çok güzel. Her şey burada başladı demek ya, şu evet. Sokakta. Duvardaki konum çok dikkatimi çekti. İlk defa öyle bir konum gördüm. Benim oturma odama da gerçekten uyuyor. Öyle bir şey düşünebilirim. Yani her baktığımızda ona o sokakta yaşadıklarımı hatırlıyorum. Çok iyi hissettiriyor tablo bana. Çok güzel. Çok güzel evet. Hiç görmediğim bir düşünce değil bence çok, bu. Evet. Çok güzel. Çok romantik gerçekten. Çok farklı. Bunu çalabilirim ben. Tamam yap. Kesinlikle. Yapın. Sen nasıl buldun Dilancığım? Şunu çok merak ettim. Şurada nedir olur? Tahta. Orada ne yazıyor? Ha, o benim anı tablom gibi düşünebilirsiniz. Mutlu neler yazdığını. Böyle. Evet. Evime gelen işte değerli bulduğum insanlara ya da işte yazmak isteyenlere oraya benimle ilgili ya da istedikleriyle alakalı bir şeyler yazıp çizmesini, karalamasını istiyorum. Çok güzel. Biz yazarız. Evet. Evet. Bugün yazar çizeriz artık bugün tabii. Bugün bir yazalım. Yani. Evet. Renkleri var mı böyle pembe tebeşir falan biraz? Ay pembe. Hiç ya. Denemedim. Hiç ya. Denemedim. Yine pembe. Köşeye bir bile yazmışlar. Peki genel olarak nasıl buldunuz? Detaylara hemen başladık. Detaylar ben hakikaten miyim, güzel. Ben çok beğendim. Çok havalı, çok spor. Böyle geldiğinde enerjini yükselten. Hani böyle kasım veren bir ev bence. Yani evet. Ben Gülsüm'ü tanımazsam ki hiç tanışmıyoruz. İlk defa geldim evine. Gayet böyle can ciğer kuzu sarma gibi hissedebileceğim bir ev. Burası. Yani sıcak bir ortam evet, var. Güzel. Evet, gidip ben böyle mesela eşofmanları giyip oturasım evet. Geldim. Evet, evet. O rahatlıkta evet, evet. Ev ortamı, salonu o rahatlıkta dizayn etmiş. Evet, evet. Renklerin evet. Uyumu peki? Renklerin uyumu güzel. Hı-hı. Bir de şunu deneyeceğim, şu dekoratif sıva değil mi? Evet, dekoratif sıra. Bunu çok istemiştim. Ben kime, nereye yaptırdınız bunu? Çok şık duruyor. Bir tanıdığımız var, ona yaptırdık. Evlenmeden önce yaptırmıştık. Hı-hı. Çok beğeniyorum çok bunu güzel. Ben. Yani duvar kağıdı havası da değil de böyle o kadar videolarımda arka plan evet, olarak kullanıyorum. Ki çok güzel duruyor. Sahiden çok evet. Modern bir hava katmış güzel. Salona. Evet. Makyaj videolarınızı yaptığınız yer burası sanırım. Çünkü evet burası. Sosyal medyada. Bu duvar. Yani arka evet. Plan önemli. Arka plan. Güzel. Fiyat böyle bir duvarın maliyeti ne evet. Kadar bir tane? Bunu ben ortalama 3 sene önce yaptırdım. 1500'e yaptırmıştım bir duvarı. Tek şu duvar. Evet. 1500 TL. Güzel ama yani evet. Hak ediyor gerçekten. Hak ediyor. Evet iyi bence. Evet. Dekoratif sıva 3 yıl önce 1500 liraymış. Şu an biz de dış cepheyi yaptırdığımız için fiyatlara hakimim. Bence gayet uygunu yaptırmışlar. Ama evin içinde hiç görmemiştim. Bunu bu hafta düşüneceğim ben de. Evet. Zehra'cığım senin de yorumlarını alalım. Benim evimin tam tersi. Benim evim bembeyaz. Şey, Gülsüm'ünki simsiyah. Siyah sevmiyorum ama Gülsüm'ün tarzını yansıtmış gerçekten. Aha. Yoksa siyah hiç sevmiyorum gerçekten. Halını hiç beğenemedim ben. Ya kilim mi halı mı? Kilim. Kilim. Kilim gibi. Hı. Aynen. Beğenemedim. Bence güzel ya. Ama bayağı ben beğenemedim. Yo, ama senin tarzını gerçekten yansıtmış. Ama bu koltuklara uymamış mı peki? Basit buldum ya. Nasıl biraz olmalıydı? Bu koltuğun altındaki halı nasıl olmalıydı? Yine butonlar olabilirdi ama kilim değil. Ha. Heh.
Aynen. Mustafa klasikleştirirdi. Benim bundan başka bir halı. Ama bu şu gümüşlükler zaten hafif bir klasiklik katmış ya. Ama o yüzden yakışırdı bence. Yok takım belli zaten. Zaten takımları yapmış. Yoksa senin tarzını yansıtmış. Bizde de fiyatını alabilir miyiz? Ne kadar? Bu 350 lirayı düşünüyorum. Güzel olmuş. Bunlar tam bu odanın avizesi. Örümcek avizeye geçelim. Tam güzel. Şu odaya uygun bir spor avize olmuş. Yani bence tam o spor denilen tarzın hakkını veren bir salon evet, gibi. Evet. Masası da çok öyle büyük değil. Böyle sendeki gibi avantgard böyle inanılmaz böyle büyük bir masa değil. O masayı, o mermer masayı yani ben evimdeki şu anda bu salonda hiçbir şey takım değil bu arada. Her şeyi ben tek tek hayal ederek şunları yaptırdım. Işte, hepsi belli. Mesela ayrı. Evet. Bu şu gümüş detayları bile ben seçtim, ben istedim. Mermer masamı da mermer masa istiyorum. Mermercilere gidiyorum işte orasını sevmiyorum, burasını sevmiyorum. Dedim ki yani başka bir şey bulmam lazım. Sonra karşıda bir yer buldum. Sonra dedi ki satıcısı, yani ben sana bir şey beğendiremeyeceğim. Ben seni dedi şeye yollayayım. Mermer fabrikasına yollayayım. Git sen neresini istiyorsan mermerini seç. Oradan sana masa yapayım. Dedim ki tamam abi süper olur dedim. Gittim bu kocaman bir mermer. Oradan bir bölümünü seçtim. İstediğin yerini seç dedi. Dedim ki bana dedim tamam şurasına masa yapın. Ne güzel. Orayı da öyle yaptılar. Onu da ben çok güzel bir ton. Olmuş. Mermerin tonu çok da güzel, çok çok güzel. Peki perde fonlar nasıl tonlar? Çok beğendim. Ona değineceğim zaten. Tülü çok güzel. Tülünü çok beğendim. Sadeliğini beğendim. Buraya zaten başka bir tül asla gitmezdi. Fonlar da öyle. Çok beğendim. Fiyatı ne kadar acaba? Evimin tüm perdesi, tor vesaire bunlarla birlikte 7.000 liraya yaptım. Biraz şey ama pahalı. Güzel. Pahalı çok iki artı bir değil aslında. Yani aslında o zamana göre evet bir tık pahalıydı. Pahalı. Ama çok özel kumaş yani. Gerçekten çok güzel. Ağır. Ellediğinizde de anlarsınız. Zaten kendini belli ediyor. Kalitesi kendini belli ediyor. Bu black out değil mi? Aynı zamanda kapattığın zaman içeri tabii, hiç ışık almıyor. İçerisi simsiyah oluyor. Zaten içerisi siyah. Onu kapatırsak. Ben şu saksıdan bahsetmek istiyorum. Benim için çok özel çünkü. Salonuma da çok yakışıyor. O saksıyı annem havludan yaptı. Nasıl? Normal bildiğimiz banyo havlusu. Böyle üstümüze nasıl serdiğimiz. Nasıl kalıplaştırdı onu? İşte onu alçıya falan batırıyor. Evet. Bir kalıbı var. Onu boşaltıp dondurdu. Sonra da bu duvardan kalan boyam vardı benim. Evet. Dedim o boyayı da almıştım. Dedim ki ben bunu bu renge boyayayım. Aa. Duvarımla aynı renge boyadım onu. Çok güzel olmuş. Çok ediyorum güzel ya. Oldu. Anne de maharetli, kızı da maharetli. Görüyor musun? Evet, çok güzel düşünmüş anne. Çok çok iyi bir fikir bu. Evet. Fiyat ne kadar de. Böyle bir şey şimdi almak istesek? Yani 400 lira falan. Hak boydaki. Çiçeği dahil mi diye sorayım ben içindeki çiçek yok. Bir şey söyleyeyim bak. Bir çiçek bile evin salon havasını çok, çok değiştiriyor. Evet, o yeşil. Evet. Ne kadar güzel bir enerji katıyor. Renk katıyor. Eve renk katıyor. Bence de. Çok modern bir ev yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Senin o modern havanı, o enerjini gerçekten evin yansıtıyor. Evet. Çiçek. Pembe yok bu evde, mavi de yok. Yok, o yüzden bana hiç hitap etmedi. Etmedi mi? Ama Gülsüman'a hitap etmiş. Evet, tam ondan beklediğim salon yani. Bu şekilde bekliyordum zaten. Değil mi? Aynen. İnsanın kendi evi olunca tabii ki daha farklı dekor edebiliyor. Onunla kendi evi olduğu için güzel dekor etmiş. Bizde de bir ayrı bilgi olmuş olur. Benim de bir evim olursa Gülsüman Hanım'ın salonundaki gibi bir duvar yaptırabilirim. Beğendim. Odaya farklı bir hava katmış. Güzeldi. Acaba mutfağı nasıl? Gülsüm'ün. Acaba birlikte bir mutfağa geçelim mi? Hadi hazırsak kahveler tamamsa mutfağa geçelim. Gelin evi. Ben tahmin etmiyordum senden bu kadar şey çıkacak. Evet. Gülsüm Hanım herkesi neden şaşırttı? Bu onu annem işledi, bunu ben işledim. Ciddi misin? Evet. Değişik farklı şeyler hoşuma gidiyor benim de. Benden hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Tam Karadeniz kızı oldu. Şu anda oldu. Tam horon tepme. Çok beğendim, gidiyorum ben. Gelin evinde bir ilk. Şaşırmaya hazır olun. Hayatımda ilk defa kısır eşliğinde böyle bir keman dinliyorum. Sağlığım halici dağlarda. Puanlamada büyük şok yaşanacak. Beni çok kötü eleştirdiler, ağır eleştirdiler. Gününü oynayacağını düşünüyorum. Ciddi olamazsın Çiçek ya. Şu anda çok şaşırdım bu verdiği puana.
Ev benim tam tersi zaten biliyorsun. Zehra da beni şok etti gerçekten. Bu şekilde puan kırması şu an beni çok üzdü. Çok fazla hayal kırıklığına uğradım duyguyla alakalı. En heyecanlı anı geldi sıra. 16'nın sahibi kim olmuş olabilir? Acaba Zehra sen misin? Dilan sen misin? Duygu sen mi yoksa Çiçek mi? Gelinimiz salonunda olduğu gibi mutfakta da gri renk tercih etmiş. Tezgah ve dolapların uyumunu sevdik. Store perdeleriniz de güzel ama diğer perdenizi pek anlayamadık. Avize ise tekli, biraz cılız durmuş. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Evet Gülsümcüğüm, mutfağındayız. Evet. Ne diyorsunuz hanımlar, Çiçek? Salonun devamı diyebilirim. Hı-hı. Çok koyu. Ne işte söyleyecektim, beğendiğiniz halılar bu mu? Beğendiğiniz halılar bu mu? Dümdüz sade bir halı. İşte dümdüz sade işte, hani bir renk yok, bir şey yok. Siyah siyah, burası siyah, burası siyah. Hele perde. Ben evde çok hareketli rengi sevmediğimi perde söylemiştim. Perde vahşet. Şu olsa yeterliydi mesela, bunu ekstra bir. Vahşet mi? Evet, şuna bakar mısın? Çok tarz duruyor bir kere. O mu? Çeyizimden aynı zamanda hayatım. O. Evet. Daha bir de aslında ben de çok yemek şey söylüyorum. Ben de çok yemek yapıyorum canım. Hep böyle söylüyorlar, hep yorumlar aynı. Oranın devamı, oranın devamı. Benim evimde de aynısını söylemişti. İşte ahşabın devamı. Biz tarzı böyle seviyoruz. Evet. Tarzımız böyle. Orada gördüğümüz şeyi burada da görmek istiyoruz. Zevkimiz böyle. Yani görünce mutlu oluyoruz demek ki. Yani şöyle bir şey mesela, burası pembe, orası yeşil, orası çok siyah. Çok saçma beyaz olsa seferde. Zaten dersin ki burası nasıl bir şey? Hani sen bu kadar değişken böyle hani tarzın var dersin. Tamam, bir de şöyle şu bir çerçeve olmasını isterdim. Yani boş kalmış burası. Ya, orası gerçekten. Bir tarzı evet, boş kalmış evet, bir şey bak, evet, sen nasıl buldun Zehra? Mutfak çok küçük. Hı. Benim mutfağım gibi çok küçük. Keşke burada bari bir açık ton kullansaydın. Dolaplarım hani en azından, açık renk. Yok yok. Perden storun siyah. Yukarı kaldırınca açık oluyor. En azından buna bence beyaz olabilirdi dolapların uyumu. Şu renk krem tonları olabilirdi. Tülünü beğenmedim. Tülün olmamış gerçekten. Bir de duvarı boş buldum. Evet, sen? Ben aslında genel olarak beğendim. Halısı da uymuş. Başka bir halı olmaz. Gerçekten olmazdı. Zaten dediği gibi dolaplar beyaz. Kendi rengini buraya taşımış. Ben de öyle yapmıştım. Sadece tek fazlalık olarak ya store kullansaydı ya da şu perdeyi kullansaydı. Gerçekten perdenin deseni çok güzel. Hı-hı. Ama store olmamış. Ya da store olmasaydı o çok güzel olurdu. Evet. Yani ikisi birlikte olmamış. İkisi anladım, ayrı ayrı çok güzel ama ikisi birlikte olmamış. Sen ne diyorsun Duygucuğum? Ben havasını beğendim. Güzel. Gayet güzel. Hani oturup burada kahve içip sohbet edebileceğim bir mutfak. Sadece sanırım evden kaynaklı dolaplardaki krem detayları beğenmedim. Hani dümdüz ya beyaz ya siyah. Hani tek renk seviyorum ben dolaplarda. Hı hı. Onun dışında halısında düz silinebilir halı beklerdim. Çünkü çok zor bu peluş halılar. Özellikle mutfakta. Diğer şeyler güzel. Bir de kızların dediği gibi evet, tablo olayı. Hı hı. Sandalyelerini mesela küçük seçmiş. Şöyle göstereyim. Bunlar çok kullanışlı bu mutfağa göre. Hani böyle büyük, bol bir şey değil, sandalye değil. Doğru ben, bir sandalye evet, bence. Evet, doğru sandalye değil kullanmış. Mi? Evet. Peki bu masa ve sandalyeyi kaça aldın Gülsün? Masayı 350 liraya aldım. Aha. Sandalyeler toplamda da işte 400 lira gibi bir rakam var. Ahşap mı Duygu? Evet, ahşap. Mermer gibi görünüyor ahşap, değil mi? Ahşap. Ama bak bence mutfağa çok uyumlu. Çok uyumlu. Evet, evet. Masası olmuş. Uymuş. Avizesiyle birlikte de ben ayakları, masanın ayaklarıyla evet, avizeyi bütünleştirmiş. Evet. Gayet evet, sade, gayet böyle hoş bir havası var. Yani beni yormadı bu mutfak. Sadece hani mutfakta en çok günümüz geçen bir yer olduğu için perdesi açık hani krem olabilirdi. Aynen. Tülünü siyah kullanması hani mantıklı olur. Çeyizindenmiş çünkü önemli onun için. Çok merak ettim. Güzeldi. Çeyizinden dedi de el örmesi falan mı? Hayır hayır yani. Ha. Deseni beğendin herhalde. Biraz böyle. Aslı Hanım size çok yakıştı. Hakikaten ben de sevdim. Cici bici metrekarene göre bence ortamı güzel değerlendirmişsin. Yani bu açık renk olur olmaz. Zaten tahmin ediyorum bunu sen genelde kaldırarak kullanıyorsun. Direkt etrafta bir denizi görüyorum oradan zaten. Yakınımda da bir şey yok, ev yok. Manzarası da güzel ama tertemiz.
düzenli. Evet. Güzel hani küçük sade. Metrekareyi güzel değerlendirdim. Tam bir Gülsüm. Buradan nereye geçelim? Kimin mutfağı? Gülsüm Hanım'ın mutfağı. Gülsüm Hanım'ın mutfağından evet. Gülsüm Hanım'ın yatak odasına geçiyoruz. Geçelim. Hadi geçelim. Gelin evi. Gülsüm Hanım'ın çeyizini görünce epey şaşırdığımı söylemeden edemeyeceğim. Bu ne tertip, bu ne düzen, vallahi tebrik ederim. Bence hanımlar da çeyizi çok beğenecekler der, sözü onlara bırakırım. Evet, Gülsüm'ün hem yatak odasındayız ve aynı zamanda yatak odasında çeyizleri de serdik. Evet, çeyizleri de serdim. Vallahi Gülsüm iyi çeyiz bunlar ha. Hepsi el yapımı. Ben tahmin etmiyordum senden bu kadar çeyiz çıkacak. Evet. Sen tahmin ettin mi? Ben etmedim. Güzel çeyizler gözüküyor. Çok ne diyorsunuz güzel hanımlar? Çok evet, güzeller. Güzel. Göz alıyor. Ay ben yatak odasından önce çeyizden başlamak istiyorum. Hoşuma gitti çünkü. En güzel, en sevdiğin parçaları anlat bize biraz. Çeyizini anlat, tanıt bize. Tamam, yani birçok sevdiğim parça var. ama en sevdiklerimden bahsedeyim. Birincisi şu. Klenslerden bahsetmek istiyorum. Bakalım. Punch klenslerden. Bunu kim işledi? Onun annem işledi, bunu ben işledim. Ciddi çok güzel. Evet. Güzel. Çok kolay bence evet. Kızlar bundan kesinlikle yapın çeyinize. Ne kadar sürdü bunu işlemen? 4-5 gün sürdü. Hadi ya. Çok kolay evet. İğnesi kolay. Var, zaten iğnesi. Batırıp çıkıyorsunuz. Evet, çıkartıyorsunuz. Çok güzel. Tek yaptığınız istediğiniz renklerde evet. Yapın kullanın. İşte bu çok işte, güzel. Çok modern çeyizler. Evet. Yeni çeyiz böyle mi diyorsunuz? Bence böyle olmalı. Evet. Neden olmasın? Evet. Şimdi yani. Olmadan. İşte benim burada günlerdir anlatmak istediğim çeyiz bu. Ben burada çeyize karşı gelin olarak algılandım belki. Ama aslında öyle değildim. Gereksiz, istifçi ve kullanılmayacak çeyize karşı bir gelinim. Böyle modern çeyiz bence her kızın evinde olması gereken bir çeyiz. Benim bir şey dikkatimi çekti. Ne çekti? Şuradakine patchwork mi deniliyor? Evet. Şunu göstersene. Benim çok hoşuma gitti. Evet, bu. Namazlık çok olarak. Çok sık küçük bir seccade. Böyle kumaş parçalarından mı yapmış bu? Evet, evet. Evet, patchwork diyorlar. Kırk yama mı diyorlar bir de? Sanırım kırk yama diyorlar. Bunu kim yaptı? Bunu komşumuz yaptı Nadire teyzem. Ay, o da Trabzon'da. Çok farklı yaptı. Değil mi? Değişik işte ya. Değişik farklı şeyler hoşuma gidiyor benim de. Valla dış ses hemen orijinal şeyleri kapar. Gerçekten. Çok güzelmiş. Devam et bir tanem. Sen anlat bize çeyizini. Kot nedir? Şunları göstermek istiyorum. Bunları hem kullanıyorum. Bunların devamı da vardı. Hı-hı. Bunlar şimdi çeyizinden çıkarttım. Bunları annem işledi. Annem yaptı. Normal hem şık kullanabiliyorum rahatça. Punch ipi mi bu? Sanıyorum punch ipi, evet. Hı-hı. Zaten bakın, aynı tarz. Güzel mesela. Bunu kullanabilirsin işte. Yüzünü çarpmaz. Evet, kullanabiliyorum rahatlıkla. Evet. Bunu da yine annem yaptı. Zaten tarzlarını anlayabiliyorsunuz. Evet. Annenin maşallahı var. Gerçekten. Annem terzi, aynı zamanda terziydi. Yetenekli mesela kadın. Mesela bu güzel, evet. Ya mesela bunları işte ve kolay değil ya. Yani gerçekten emek sahiden var bunlarda. Emek istiyor, evet. Ay çok beğendim tek bunu tek da. Evet. Çok güzel, çok güzel. Namaz da kılıyor anneciğin herhalde. Evet. Allah kabul etsin. Gerçekten güzel bir çeyiz hazırlamış evet. Sana. Mükemmel. Bu biraz önce soruyor. Evet. Bu cinden ne yapıldı? Evet. Yatak örtüsü mü? Nedir o? O benim. Evet, yatak örtüsü. Bunu yıllar önce yapmıştık. Annem... Açalım mı? Evet, biraz açabiliriz. Annem bir yarışmaya katıldı. Yani yarışma değil de... Yani bir yarışmaya katıldı, evet. Evet. Bir yatak örtüsü dikmesi gerekiyordu. Muhteşem. Annem de kottan bir yatak örtüsü yaptı. Yani burada... Yani o kadar çok kişinin emeği var ki. Çok bu arada bu ya. Deseni... Annem kendisi çizdi üstüne de. Hazır değil yani. Vallahi çizdi ve bunu böyle işledik. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. O kadar boncukları farklı ki. Tek tek. Çok güzel. Yani bunu çok patentini güzel. Almalıydı anne. Zaten yarışmada birinci oldu. Ondan sonra birçok kişi satın almak istedi. Çok ondan sonra güzel. Satmadı kimse. Şey dedi, hanginiz evlenirseniz dedi kızlardan. Bunu çünkü üçümüz de istiyorduk. Tabii. Bunu dedi ona vereceğim, ben evlenince ben çok güzel. Kullanıyorsun yatağında çok değil mi? Çok güzel duruyor yatağımda. Evet. Aslı Hanım. Efendim. Annesi güzel sanatlar öğretmeniymiş. Aa, öyle ya. Mi? Aa, çok büyük çok şans. Güzel. Çok çok büyük evet. Şans. Bu arada size bir hediyesi var. Evet. Kime? Annemin. Bana mı? Size ve Savaş abiye. Aa, çok, siz çok bir tatlısınız. Siz bir bölümde şey demişsiniz patikler ne için. Demişim? Hep onu anlatıyor. İşte bu patiklerin erkeğe olanı yok mu? Savaş çok üşüyor demişsiniz. Evet, doğru. Annem de onu izlemiş. Diyor ki, Gülsüm,
İşte Savaş Bey çok üşüyormuş kızım. Ben ona bir şey yapacağım. Şu nedir hayatım? Bu hanım çorabı Aslı Hanım. Ay vallahi ben patik gördüm. Aslı Hanım bunu görmedim. Çetik gördüm. Ay, hanım çorabı ilk defa görüyorum. Bir şey sormak istiyorum. Ay ben bir bey çorabı istiyorum. Benimkinin ayakları üşüyor kışın. Ya çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Bunu rica düşünmesi bile yeter. Ay anneciğinin ellerine sak. Tabii ki istersen hemen açalım. Hemen geçelim. Bunu da şöyle koyalım. Bundan biraz daha bahsetmek istiyorum bu arada. Şöyle vereyim size. Ay. İnanmıyorum. Bakar mısınız kızlar? Çok güzel. Çok güzel. Size pandur evet yaptı. Yeşili sizde. Ay çok diğeri Savaş abiye. Ay canım benim ya. Altlık yani bile yapmış. Bak. Evet. Ay, çok teşekkür ediyorum. Evet. Buradan oh öpüyorum. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Düşünmeniz yeterli. Çok şanslı bir kızsın. Evet, yani böyle düşünceli, gerçekten hamarat, naif, nezaket dolu bir anneye sahipsin. Sen de onun evladısın. Hakikaten çok duygulandırdı beni bu nazik düşüncesi. Güle unutmamış güle bizi de. Çok teşekkür ederim. Bunları saklayacağım, eve götüreceğim. Sosyal medyamdan da paylaşacağım. Şöyle rica edeyim mi senden okay bir tanem? Sağ ol. Yine setteyiz biz. Bu arada ben bir programda demiştim ki yani hep hanımlara patikler falan yapıyorlar ama beylere de oluyor mu? Ama benim sesimi duyan gelinimin annesi eşime hazırlamış, yapmış. Savaş abiyle. Ay çok 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 naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu yatak örtüsüne de bayıldım. Benim tavsiyem sahiden bunu hani öğretmek lazım. Madem annen evet, evet, bu konuda hoca. Bu işi de iyi biliyorsa yani bunu ben bile öğrenmek ve evde yapmak gerçekten isterim. Başarılı. Yani bu kutu maşını bu kadar büyük nereden buldunuz? Kutu nasıl düşündü yani? Evet. Yani değil mi? Anne anne evet nasıl? İşte şu arkadaki de annem yaptı. Hayatım. O pembe o da olan çok tar. Onun zaten yastığı. Hayır arkadaki. Bir yastığındaki. Bu. Hayır ha, diğer arkadaş. Pembe peki bunu kim yaptı pembe bebeğim? Onu da annem yaptı. Yani hepsi birbirinden iyi. İşte ve mesela bunlar çok güzel işte yeni alınıp gelmiş gibi. Ve bunları kullanıyorum. Evet. Kullanırsın. Devamlı kullanıyorum. Bakar mısınız? Evet. Burada gerçekten çok fikir sahibi olacağınız çeyizler var. Hadi böyle birazcık bu çeyizleri işleyelim, uzun uzun bakalım. Bir de bir şey daha göstereceğim ben size. Göster. Hemen şurada. Göster. Gösterecekleri bitmiyor vallahi ama göstersin çok güzel şeyler gösteriyor. Hanımlar, Gülsüm Hanım'dan böyle bir çeyiz bekliyor muydunuz? Hayır. Asla beklemiyordum. Hayır. Çiçekten ben bekliyorduk. Çiçek şu an fıs çıktı mesela. Fıs mı? Evet. Bunlarla gelme istersen çiçeğe. Bunun yanında yok. Çeyizini bu kadar beklemiyordum. Gülsüm Hanım'ın kendi el işçiliği vardı. Hiç o havada bir insan değil. Çeyizi güzeldi, beğendim. Tebrik ederim Gülsüm Hanım. Düşünün ki ben kendi el emeğimle yaptığım ürünleri gösterdim onlara. Zaten ona da ayrı bir şok oldular. Benden hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Bunun efendim ekip arkadaşları da görüyor, Aslı Hanım da gördü. Evet. Kaç katı diyebilirim yani benim çizimi? Hep el emeğiydi yani. Ama benim lafı kıyaslanamaz bile. Yok, tabii bir şey söyleyeyim. Hepsi çok güzel, çok değerli ve güzel. Onlar da değerli. Bebeğim onlar da değerli. Fısmız, ama daha kullanışlı. Hayır. Seninkilere göre evet gerçekten güzel. Seninkiler fıs evet bence benimkilerin yanında da. Bak hala benimkilerle kıyaslıyor. Ben evet çeyizimin zaten senden iyi olduğunu, başkasından iyi olduğunu söylemiyorum. Peki yani bir kere de ki evet çok çiçekim çeyizim güzeldi. Kendinde bir özgüven eksikliği yaşatma yani kendine. Kendini başkalarıyla kıyaslama hiçbir zaman hayatında. Kıyaslamıyorum ama sen beni kıyaslıyorsun mesela. Ben kıyaslıyorum çünkü sen çok böyle iddialıydın evet, ya çeyizinde. Evet gördün de dün de iddialı ama olduğumu. Ama hiç iddialı değildi böyle kendini hiç görmedin böyle dile mi getirmedi. Şu an seninkinden 10 bin kat daha güzel. Ben ondan gerçekten bahsediyorum. Çiçek Gülsüm'le de benimle de kendisini hayatta kıyaslayamaz. Çünkü o kadar farklı bir tarzı var ki asla olmaması gereken bir tarz çiçeğin tarzı. Bak görmedin şimdi sen modern bir hava evet gördüğün için. Evet. Ama evet onun daha yeri ayrı. Bunun yeri ayrı. Yani herkese duygu. Evet. Kalpler kırılmadan eleştirelim. Çünkü o çeyizlerin yeri ayrı. Bunların bu modern tasarımların yeri ayrı. Bu tamamen kişiye ve zevke göre değişir. Evet. Sen ben bunu beğeniriz. Atıyorum Zehra diğerini beğenir. Tabii. Öyle değil mi? Bak şimdi bak. Al. Aa, tam karanetimiz oldu. Hadi bir horon müziği ver bize. Ver bize burada da horon çekmedik demeyelim. Şöyle. Oh. Hadi siz de hadi bilin. Hepiniz ver şimdi müzik. Omuzlarla mı? Ha, omuzlar, omuzlarımızın ellerini şey çok. Ben biliyorum yalnız. Ayakları vur vur, vur ayakları. Hop. Bunu da görmenizi istedim. Ay çok tatlısın ya.
bakın ya. Maşallah benim kızıma. Maşallah. Vallahi seviyorum enerjiyi. Bir şey soracağım. Zor, zor. Kıyafet zor. Eskiden oynadığın bir şey miydi? Ya da böyle bir şey mi? Trabzon yöresine ait ürünler bunlar. Çok ucundan. Güzel. Ucundan. Aslanım bunu çok beğendim. Çok beğendim gidiyorum. Evime gidiyorum bunu. Ben bunu aldım gidiyorum diye. Şunu böyle bir kenara bırakalım. Geri geldim. Ve diğer güzel havlularımıza bakalım. Yemenilerimize bakalım. Evet, ha? evet onlara bakalım. Gösterelim çünkü inceleyelim. Bir de ben buradan şu... fikir olsun evet. istiyorum. Bir de ben şunu göstermek istiyorum size. Tekrar şöyle. Takım çok güzel. Bunu kayınvalidem yaptı. Öyle ben mi? Ben bayılıyorum bu takıma. Çok güzel bir takım ama. Evet, evet. Güzel. Aynı çok benziyor. Papatyalar içinde. De güzel bu. Şu tespihlik sanırım. Öyle yani bir şey. Yani kese. Yok, şunu ben şey yaptım. Bir sabun mu koyuyorlar evet, acaba içine? Şey lif gibi değil mi bunlar güzelim? Sabunluk. Evet. İşte lifler diğerleri de. Bak bunlar da çetikler, patikler. Yok demeyin yani Gülsüm'de patikler de çetikler evet, var, de çok. Moderninden var hem de. Aslan o kadar bak, güzel şey var ki onlar göze bile gelmiyor. Beğendin mi aşkım? Ay, gerçekten çok beğendim. Benim en naif gelinlerimden. En naif gelinlerimden. Bak çorabı da görüyor musun? Çok bu da mı elde yapılmış? O erkek çorabı mı? Evet sanki. Yo ben kullanıyorum ama erkek de olabilir büyük gibi. Evet büyük gibi sanki. Ama ben seviyorum bolsalar şeyleri. Yani getiriyor. Bunu da ben yaptım. Serkan ya, askerdeyken Serkan'a. Şöyle. Serkan askerdeyken Serkan'a yapmıştım. Eline sağlık çok şunları güzel olmuş. Şunları kim yaptı? Bunlar çok güzel. Onları annem yaptırdı. Çok da seviyorum bunları. Çok, çok kibar güzel. Duruyor. Evet. Çok zarif evet. Bak ben ne buldum, ne buldum, ne buldum. Mesajlar efendim. Mesaj içeriği var bunlar. Evet. Kız hem de. Kız mı erkek mi? Cinsiyet partisini bak bunlarla yap bence. Şunlara bak. Çok tatlı. Çok güzel. Kesin istiyorlar. Bunu Adile teyzem yaptı. Komşumuz sağ olsun. Ay bu çok çok tatlı ya. Evet, evet çok. Ceket model güzelmiş. Evet. Aslı Hanım çeyizlere baktık. Biraz daha yatak odasına mı yorum yapsak? Ay evet çeyizleri görünce biz bir daha aldık. Yani gerçekten bu çeyiz merakı bizi bizden aldı, kopardı, götürdü. Evet yatak odamıza bakalım. Gülsüm Hanım'ın yatak odasında ilk dikkatimizi çeken şey yatak başlığı oldu. Bu odaya göre bayağı devasa kalmış. Şık aksesuarlarınızı ise çok sevdik. Salonda olduğu gibi burası da epey modern görünüyor. Bakalım gelinler de bizimle aynı fikirde mi? Ben mi başlasam? Tamam sen başla. Aslanım gerçekten çok beğendim. Zaten ahşap siyah uyumunu beğeniyorum. Evet, gördünüz de bende. Çok beğendim. Bir tek neyi beğenemedim? Perdenin biraz bir tık daha kısa olabilir fonları. O kadar. Geri yani çok beğendim. Boyuna şey takalım. Şey, istemiyorum. Boru evet. mu? Rustik mi? O da rustikten dolayı evet. Boru mu? Rustikten dolayı olabilir. Ondan evet. Dolayı. Biraz çünkü aşağı. Daha korniş yukarıda. Aslında perdeleri ben bilerek uzun yaptırdım kızlar. Neden? Ha. Böyle seviyorsun. Salaş dursun dedim. Böyle yere yığılmış bu daha hoşuma gidiyor. O bir tık daha yukarıda daha tatlı olur. Geçen haftalarda bir gelin... Yani biraz şey gibi dağınık gibi duruyor ama yani seviyorsa bir şey diyemeyeceğim. Geçen haftalarda bir gelinlerde şey vardı, rustik vardı. Hatta sanırım Kübra Hanım söylemişti evet. Tam uzun diye. Burada işte gördüğü gibi tam uzun. Rustik yarım... çok popüler şu dönemde evet, değil mi? Evet. Yatak odasında da salonda da kullanılmaya başladı. Ya. Yakışıyor. Zaten evet. Siyah beyaz tablo benim evimde de vardı. Evet. Burada da var. Çok avizeyi güzel. Nasıl buldunuz? Biraz daha alçak avize, bir avize. Avize yemek evet. Masası avizesi gibi. Buraya olmamış. Buraya daha böyle tekli sarkıt falan olabilirdi. Bence yatak odası insanı yormamalı. Çünkü evet. Zaten tüm günün yorgunluğunu aynen, yatak doğru. Odasına yatarak evet. Sakin bir şekilde geçirmek doğru, lazım. Doğru. O yüzden sade ve düz çizgileri tercih etmek. Ben bu dantelik açtığımı böyle çok yakıştırdım. Güzel durdu. Ben az önce koydum. Güzel durdu gerçekten. Çok sen koydun onu. Güzel oldu. Orada gördüm güzel dedim oldu, yazık evet. Burada dursun. Çok güzel yani, çünkü. Güzel. Çünkü neden modern diye. Evet. Evet. Gerçekten bak aslanım çok modern. Çok zarif. O kadar güzel ki bu evde çok uygun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani klasik dersiniz ya dantele. Evet. Bu odada çok spor ya. Şu anda hiç sakin durmadı. Hiç sırıtmıyor. Evet, durmadı. Evet. Hiç sırıtmıyor. Çünkü niye biliyor musun? Her şeyden böyle bir az bir şey olduğu zaman boğmayacaksın. Hı-hı. Ama bu danteli al sen oraya koy, oraya koy, oraya koy, evet. Oraya koy. Evet, darlanıyor insan. Fenalık geçebilirsin evet. Ama orada böyle bir şıklık ve orijinallik hava kattı. Satıyor, evet. Fiyatlar bence... alabilir miyiz? Fiyatlar alabilir miyiz? Değil. Güzel, fiyat alalım yani, bence de. Avize. Fonlar, yatak, yatak başlığın. Avize 200 TL. Hı hı.
yatak ve komodinim sadece 9.500 TL'ydi. Evet. Zaten dolabım ayrı, takımlar dahil, komodinler dahil. Evet. Yatak odasını dolap hariç 9.500 liraya almış. Gayet uygun çünkü abartı mobilyaydı, kaliteli duruyordu. Bence çok da pahalı değil. Dolap takımını almadım bunları. Evet. Giyme dolabım ve odam ayrı, evet. Bence... Giyme dolabım başka bir odada. Evet, giyme odamda. Orayı da arkadaşlarımız çekerse görelim yani bence nasıl. Tamam. Aynı ahşabından mı peki? Yok. Gardırobunda? Yok, değil. Farklı, farklı. Ama sadece böyle bir duvar, yatak, iki komodin ve makyaj masan 9.500 TL. Evet. Yani bu odanın ağırlığına göre bence çok bence iyi. De çok bence iyi. De çok iyi. Bence de iyi. Çünkü evet. Kaliteli, aynı. Şurada da mesela hani o ne deniyor? Resimler, onları kullanmış. O da bir pembelik katmış, yatak örtüsü renk falan. Renk katmış. Evet, yani odaya kendisi koyu bir oda aslında. Düzgün kombinleyemeyebilirdi. Ama kendisi bazı minik detaylarla güzel açmış odasını. Evet. Ama şu fotoğrafla evet. bu odaya veda edelim evet. istiyorum. Fotoğrafı şu fotoğrafın buyurun. Muhteşemliği, zevke bakar evet. mısınız? Çok evet. güzel. Çok güzel. Ve bu fotoğrafta odamızı bence çok şık bir şekilde tamamlamış. Evet, eline beyaz. Sağlık, zevkine sağlık. Teşekkür ederim. Yatak odasını çok beğendim. Karanlık olması güzel uyku anlamında. Ama koyu cevizi sevmediğimi dile getirmiştim. Koyu ceviz orada beni benden aldı. Onun yerine daha açık tonlarda bir ahşap kullansaydı yatak odasında gayet güzel kombinlediği bir odaydı. Buradan da karnımız acıktı. O sofranda neler bizi bekliyor? Nasıl bir sunum bekliyor? Çok merak ediyorum. Tadına da bakmak istiyorum. Acıktık mı kızlar? Acıktık bayağı. İçelim mi? İçelim. Hadi buyurun. Puanlamada büyük şok yaşanacak. Beni çok kötü eleştirdiler, ağır eleştirdiler. Gününü oynayacağını düşünüyorum. Ciddi olamazsın Çiçek ya. Şu anda çok şaşırdım bu verdiği puana. Ev benim tam tersi zaten biliyorsun. Zehra da beni şok etti gerçekten. Bu şekilde puan kırması şu an beni çok üzdü. Çok fazla hayal kırıklığına uğradım duyguyla alakalı. En heyecanlı ana geldi sıra. 16'nın sahibi kim olmuş olabilir? Acaba Zehra sen misin? Dilan sen misin? Duygu sen mi yoksa Çiçek mi? Gülsüm Hanım muntazam bir sofra düzeniyle karşımızda. Sarmalar, muffinler, kısırlar, kurabiyeler daha neler neler. Hepsi iştahımızı kabarttı doğrusu. Biz susalım, Gülsüm Hanım'ın sofrası konuşsun. Evet Gülsüm'cüğüm, bu nasıl böyle bir mumlar efendim? Bu ne şıklık? Ben mumlu bir, şık bir masada yemek yiyelim evet. istedim bugün. Mum, kısır ve fasulye kavurması efendim. Harika. Her şey var. Masamızda zeytinyağlı sarma. Öyle değil mi? Allah'ına. Yani ne gerek var muma? Aa. Yani ama o da dün oldu. Espri amaçlı koyduk. Bugün de galiba romantik olsun. Gülsüm Hanım bize espri yaptı. Ben beğendim. Bence benimle uyumlu oldu. Evet. Ben beğendim. Sana çok yakıştı. Sana özel galiba. Bence teşekkür ederim Gülsüm. Bence de çok şık hayatım. Beğendim. Bayağı da bir çeşit yapmışsın. Evet. Arkadaşlar bu şık masada böyle bir keman eşliğinde yemek yiyelim istedim. Allah. Evlenme teklif falan mı yiyelim anlamadım. Hayır, keman eşliğinde yiyelim istedim. Dinleyin. Başlayın isterseniz.
Sevgiliyle yemeğe çıkmış gibiyiz de biraz hareketlensek. Sofraya geldiğimizde mum ışığında kemancı girdi. Gerçekten hiç ama hiç beklemiyordum. Çok güzeldi, çok hoş bir sürprizdi. Çok beğendim. Ben Duygu Hanım'a gerçekten inanamıyorum. Şık bir sofrada yemek yiyoruz. Kemancıya alnına para yapıştırdı. Ben şok oldum. Sen para mı yapıştırdın? Evet. Allah yerini versin senin. Ne ala ama kahve yanında altına yapıştırdı yani. Yapacaksan hakkıyla yapsan yani bari. Bu arada sana teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Müzisyen arkadaşımıza da hoş geldin diyelim o halde. Elinize sağlık. Ne kadar güzel, ne kadar huşu içinde günlerin gerginliği bir anda benden uçup gitti. Yalnız Duygu'nun son andaki... Uykum geldi. Ne istiyorsun? Niye oraya atar mıyız? Bir anda böyle hareketli bu masanın böyle niye hüzünleniyoruz ya? Dinlenmiyoruz ki ruhumuzu dinlendiriyoruz. Çok güzeldi. Ben bayıldım yani hayatımda ilk defa kısır iş eşliğinde böyle bir keman dinliyorum. Çok da hoşuma gitti. Zeytinyağlı sarma, içli köfte ve bu kadar şık bir sanatçıdan böyle bir müzik dinletisi. Çok hoşuma gitti. İyi gelmedim gitti. Ama ya. Gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Bir derecede kaldım. Ay, lütfen devam edin siz. Oynamak istiyorsa biz oynatırız tamam. Sonra kendisini. Evet. Siz lütfen devam edin. Afiyet olsun kızlar. Çocuğa da bir içli köfte falan verin, bir şey sarma verin canım benim, ben vereyim ben. Gel annem gel. Müzisyeni beslerim ben, her yerde müzisyeni beslerim. Gel canım, gel, gel. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Alkışlar. Efendim para yapıştırmasam da bir adet sarma size gelin evinden. Gelin evinden. Evet. Lütfen evet. Afiyet olsun. Nasıl buldunuz sarmamızı? Harika. Etli lahana sarmamızı. Çok etli güzel. Etli mi bu? Evet. Çok lezzetli. Ağabeyin yöresine ait. Çok güzel. Elinize sağlık. Ben de bir afiyet elimle olsun. Alayım. Aslan'ın dolmaları Kemancı abiye de yedirtti. Kemancı abi de sofralardan tattı. Kemancı abiye selamlar. Zeytinyağlı yiyemem ama. Şöyle ya. Basmada bir sağlayamam aman. Basmada bir sağlayamam aman. Ben o yâre çok teşekkür ediyorum. Ne güzel düşünmüşsün. Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum tekrar sana. Ben ve göstermiş olduğun arkadaşlarımıza, gelinlerimize ve bana nezaketinden dolayı. Hanımlar, epeyce bir çeşit var masanızda. Evet. Biraz çeşitlere de bir göz atalım. Ne dersiniz? Olur. Evet.
Gerçekten hepsi çok lezzetli gözüküyor. Evet. Ellerinize sağlık. En öndeki afiyet olsun. Nedir Gülsüm Hanım? En öndeki. Şu mu? Evet. Salvara bastı mı sen? Yok. Turta. Elmalı kurabiye. Bir tane alabilir miyim ondan? Tabii ki. Kim yaptı onu? Ben vereyim mi? Onu annem yaptı. Burada vereyim hangisini ben? Mesela siz yaptınız? Olur. Kısırı yaptım, cupcake'i yaptım. Duyduracağım. Turşu kavurmayı yaptım. Bu kadar. Gülsüm Hanım'ın yemeklerini fazla beğenemedim. Yani eline emeğin sağlık evet ama bana hitap etmiyordu. Ben fazla böyle yeşillik tarzı ürünleri sevmediğim için çoğu da yeşillikli ürünlerdi. Kendi yöresine ait yapmıştı. Ama yine de eline emeğin sağlık. Güzel parçaları vardı. Güzel de dekore etmişti masasını. Çeşitlere bakalım biraz isterseniz. Şu ne böreği tatlım? Şöyle. Karnıyarık böreği karnıyarık diyorlar. Karnıyarık böreği evet. Değil mi? Sebzeli galiba. Pırasa evet sebzeli. İçerisinde kim yaptı pırasa bunu? Havuç. Ve havuç var. Annem yaptı onu. Bu ne böreği? Bakın. O çullu börek. Çullu börek. Karabük yöresinin meşhur böreğidir eşin bu. Eşin karabüklüydü değil mi? Eşim karabüklü. Karabüklüler muhakkak bilir. Çok lezzetli. Wow. Yapması da çok meşakkatli. Kayınvalidem yaptı. Tadalım o halde. Belli zaten meşakkatli oldu. Baksanıza. İçinde böyle kıyır kıyır şey var galiba. Hamurlar. Evet. Değil mi? Onu kesiyorlar. Bu ne? O da sürpriz tavuk. Ben onun tadına bakmak istiyorum merak o sürpriz tavuk. İçerisinde tavuk ve şehriye var. İşte krema, evet krema. Çok lezzetli. Biz annem sürekli onu yapar bize. Aslı Hanım, o börek ne böreğiydi? Çulsuz mu? Çullu. Çullu varmış böreğin. Çullu börekten bana dozatır mısınız? Hemen uzatıyorum. Ben direkt onu? Sana çullu böreği uzatayım gel. Ben birini tatlı alabilir miyim? Ah. Bir tatlı. Tatlı istedim. Bence de ses çok beğenecek. Hangi tatlı? Buyur. Bakalım. Ağlayanlarım o. Bunun içinde ne var? Çok farklı bir kısır, farklı yapılmış. Onun içinde farklı bir tadı var. Ben kırmızı biber de koyuyorum içine. Kapya biber değil evet, mi? Evet, kapya çok biber de olur. Koyuyorum. Çok yakışıyor. Normal soğanı kavuruyorum. Aynı zamanda yeşil soğan da koyuyorum. Tamam. Soğanı kavurarak mı koyuyorsun? Kuru soğanı kavurarak koyuyorum. Biz evet. Çok daha lezzetli oluyor. Yeşil soğanı da normal gerçekten çok lezzetli olmuş. Çok benim yemeğine sağlık. Çok güzel. Yok çok iyi. Limonu falan da iyi. Ekşiliği de iyi. Evet. Sofrasında yemeklerinin lezzeti gayet yerindeydi. Masasının da kullandığı her şey de benim kullandığım ürünler, benim kullandığım takımlar olduğu için sofrasını oldukça fazla beğendim. Aslı Hanım bu bitti. Sen bunu nasıl bitirmişsin? Ya o kadar beğendin mi? Vay vay vay. Vay bakar mısınız? Çullu börek, çul mul kalmamış hiçbir şey kalmamış. Çulsuz börek olmuş şu anda. Evet. Afiyet olsun hayatım. Vallahi hepsini kameramanlar yedi. Diyorsun. Sen tabii. Senin o ağzındaki hareket ettirdiğin şey ne peki? Konuşmakta güçlük çekiyorsun böyle. Of ama çok lezzetliydi. Ya. Afiyet olsun. Biz tabii bakamadık. Biz yapmış. Fasulye kavurmanı da çok beğendim. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Dizaynını nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Sade. Nizami. Güzel. Spor, beğendim. Şık evet. Spor buldum. Evet. Gülsüm Hanım, biz sizden bu masaya, mumlara ve kemancıya yakışır bir konuşma bekliyoruz. Peki. Öncelikle evime gelip evimi şereflendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür. Kamera arkasında da aynı şekilde. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Yarışmaya katılmak benim fikrimdi. Çünkü evime gerçekten güveniyorum. Kendime inanıyorum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Adaletli olmanızı istiyorum sizden. Tek isteğim gerçekten bu. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Biz de 5 gündür bizimlesin. Gösterdiğin samimiyet, sıcaklığı hepimiz hissettik. Evet. Tüm gelinlerimizle. Ve bugün de güzel bir final olacağını düşünüyorum. Çok da güzel ağırlıyorsun. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu kadar güzel lezzetlerin ardından biraz şöyle senin düğünü de izleyelim ya. Değil düğünde evet. Neler olmuş, kınada neler olmuş. Marjinal, kesinlikle böyle tarz bir düğün bekliyorum senden. Evet. Öyle yanıltma mi? Beni. Evet, değişik bir düğünüm hadi oldu. Ya. Çok mutlu, evet güzel ya. Bir düğün. Tarzı da biraz değişik, bekliyoruz. Geçelim o halde. En heyecanlı ana geldi sıra. 16'nın sahibi kim olmuş olabilir? Acaba Zehra sen misin? Dilan sen misin? Duygu sen mi yoksa Çiçek mi?
Evet, harika bir yemekti. Harika bir masaydı. Olsun. Çok teşekkür afiyet ederim. Olsun. Mis gibi de çay bunun üstüne gider. Bu çayı da içerken senin güzel hikayeni dinlemeye ve izlemeye devam edelim. Evet. Demiştik ya, hatırlıyorsunuz, bir makarna yerken en son evlenme teklifini o gün etti ve ben evet dedim. Yüzük de çıkardı bana. Ve ardından ne oldu? Bir sene sonra evet, söz nişan oldu. Sonrasında da işte düğün, kına vesaire. Şimdi burada fotoğrafta söz ve nişan bir arada mıydı? Söz ve nişan İsteme de mi bir aradaydı? Evet, isteme de bir aradaydı. Aha. Evde yaptınız. Evde yaptık. Aileler tanıştı. Sonrasında gelip işte direkt... Serkan'ın yüzünden belli, yine sen bir tuzlu mu acılı mı? Nasıl bir kahve yapmışsın? Serkan'ın midesi rahatsız. Çok fazla koyamadım. Ama tuzluydu. Çok kötü oldu yine de. Gelinin, ay gelinlik diyorum. Gelinlik gibi değil mi? Evet, çok güzel saçın, çok sade. Çiçeklerim böyle çok minnoş. Yani çok zarif bir böyle resim zarif var karşıda. Evet, kaç yıl önce bu fotoğraf? 2018'de. Hiç değişmemişsin değil mi? Hiç değişmemişim. Hiç. Aynısı. Hiç. Çok iyi bakıyorsun kendine. Teşekkür ederim. Genetik miras. Gelin çiçekleri var. Kırmızı güller. Bir kere demiştim. Çok tuzlu gibi sanki. Çok tuzlu değildi de mahvoldu yani. O tepsindeki detayları sen mi yapmıştın? Hepsini ben yaptım. Çok güzel olmuş. Kendin yapıştırdın. Kendim yapıştırdım hepsini. Çok iyi. Bak bir videomuz evet, daha büyük var. Büyük babam müziklerimizi takıyor. Hayatta değil mi büyük babacığım? Evet evet, hayatta. Bizim eksik etmişsiniz. Organizasyon mu tutmuştun yoksa? Organizasyon tuttum evet. Ne kadara? 1300 TL. Bayağı güzel olsun yani. Ne yaptılar organizasyonu, evde neler yaptı? Yani aslında onların çok yaptığı bir şey bu kombinasyonu. Benim tüm kombinasyon benim. Zaten ben dedim şu şöyle bu böyle olsun. Sadece ürünlerini kullandım aslında onların. Bazı durumlarda ekstra ürün aldırdım. Mesela arkadaki ışıkları yoktu, ışık aldırmıştım. Bunlar babam herhalde. Büyük babam, soldaki, sağdaki kayınpederim. Kız? Yeğenim, yeğenim. Nişanda neden beyaz giydiniz? Canım öyle istedi. Burada mesela daha böyle uçuk pembe falan giyseydin keşke. Çünkü düğünde zaten pembe beyaz olmaz. Giyiyorsun. Pembe olmaz ama. O zaman güzel böyle bir parlamak mavi güzel olurdu. Evet, bir renk yani. Farklı bir renk olabilirdi. Evet. Bilmem, ben düğünde zaten beyaz giyiyorsun ya bir tane. Evet. Hani çok tercih edilen bir renk dedi. Değil evet. Evet. Yani hemen ardından nişan düğünü hemen yapmadık yani birkaç ay sonra yapmadık. Aradan bir seneden fazla geçti belki. Ondan arada çok uzun olduğu için beyaz giydim. Ve kına gecen. Kına gecem evet. Kaftan yine klasik bir kaftan bu sefer. Giriş kaftan mı? Giriş kaftan mı oldu zaten? Bu zaman giriş kaftan da olmadı, bu ikinci girişim aslında. Güzel olmuşsun ama. Yani böyle senden kaftan yerine daha farklı bir şey, marjinal bir evet, yaratıcı kafa. Bir şey. Ama güzel ama aynı zamanda göğsünde bir geleneksel hava var aslında, evet, onu var. Atlamayalım. Onu da burada yaşatmış, güzel olmuş. Ağladınız mı? Ağladım, yani ağlamayı, yani tam ben ağlarken eşim çok güldü, kahkahalarla güldü, gitti benim o ağlama. Finalde geldi değil mi eşin? Evet, finalde geldi. Siyah mı? Kaftan siyah mı? Siyah. Siyah. Farklı. Bunu beğendim. Normalde böyle kırmızı, yeşil, mor gördüğüm için. O dönemlerde hiç böyle bir kaftan yoktu. Siyah bir kaftan yoktu. İşte maviler, pembeler vardı. Bu çok sıra dışı. Çok aramıştım ben. Yani yine farklılık yapmış. Evet. Bak içi yalnız böyle boyu kırmızı. Evet. Üzerinde siyah kaftan var. Siyah kaftan. Dubleleri de yine kırmızı. Farklı olmuş, güzel olmuş ama. Evet, siyah kırmızı tercih etmiş. Tek mi giydin böyle? Yoksa yok. Birkaç elbise değiştirdin. Önce elbisemi giydim. Sonra bu diğer çıkışım. Diğer ilk elbisem buydu. Kar siyah. Bu sen siyah. Misin? Evet. Başka bir elbise galiba. Evet. Siyah. Burada elbisen güzel. Çok güzel. Ne de siyah yakıştıramadım ya. Bunu koyu kaldı sanki bence. Ya kına da tabii olmaz. Bir de ikisini siyah seçmen biraz şey ya, olmuş. Keşke bir tane farklı bir renk olabilirdi. Olmaz. Kına da siyah. Bana göre bilmiyorum. Bilmiyorum, ben yakıştırdım, omuzları ince, saçları falan kısa, spagetti askı kendini göstermiş, yüzünü daha çok... Bunun siyah olması güzel ama kaftan keşke farklı bir renk olsaydı. Evet, öyle güzel olurdu evet. Sen renk taşıyabiliyorsun ya, seni farklı renklerle de görmek isterdiler evet. Herhalde. Düğün salonunu kim tuttu? Bu giriş. Ben. Ya size ait değil mi kına gecesi? Yani biz eşimle her şeyi birlikte yaptık. Ne kadar tuttunuz? 3000 lira. İyi tutmuşsunuz ya. Çok iyiydi. Otelin salonunda oldu zaten. Evet, kaç kişilik falan yani ikramlar içinde miydi? 3000 liraya çünkü bence... İkramlar olması zaten oldu. İkram yoktu.
zaten çerez oluyor biliyorsunuz sırada. Evet. Ekstra çerezleri erkek Serkanlar almıştı. Onun dışında zaten bir şey yoktu. Kınadan kaç gün sonra oldu düğün? İki gün sonra oldu. Dinlendim biraz. Dinlendim. O çok iyi işte. Gelsin, çok iyi oluyor. Girmeli ya. Öyle olması lazım. Tabii tabii. Bir bence dinlenme de. İyi oluyor. Evet. Bu evden çıkış. Ay canım benim. Kim bağladı? Kuşağımı dayım. Evet. Dayımı. Gelinlik detayını güzel. Evden çıkarken ağladınız mı? Ağladım. Kız kardeşin mi? Evet, ikisi kız kardeşim. Çok çok. Onlar da çok güzel kızlar evet. Maşallah. Evet. Burada testi kırdılar ben çıkarken. Şu davul zurna gerçekten düğünlerin vazgeçilmesi ya. Ben seviyorum. Çok yakışıyor. Ben de çok seviyorum. Kendimde de. Evet, benim çıkışımda da. Evden çıkışım da öyle olmuştu. Evet. Ya farklı bir hava katıyor. Evet evet. Çok güzel. Çok güzel ya. Makyajınızı kendiniz mi yaptınız? Evet, düğünde makyajımı kendim yaptım. Evet. Otel odasını ne kadar tuttunuz? Çekim. 600 TL. Çekim içinde değil. Çekim içinde değil. Çekim zaten Serkan askerlik arkadaşı yaptı. O zaman? Yani onun hediyesi olmuş. Evet. Bu takım çok yani güzel eğlenmiş. O belli. Evet, çok eğlenmiş. Hepsi de yansımış. Hepsi şu an ablalarımız, kuzenleriniz, arkadaşlarınız değil mi? İkisi evet. Ablam, bir tanesi görümcem, diğeri de yeğenim. Çok güzel bir anı olmuş yani. Çok güzel. Yani. Çok güzel. Ben seviyorum böyle şeyleri çok. Gerçekten. Anı kalıyor ya. Böyle klipler de çok güzel oluyor. Tabii. Şimdi düğüne geçtik. Salonu çok güzel. Kaç kişilik düğün salonu? 1000 kişilikti. Belli zaten bayağı bir 1000 kişi var mıydı Gülsüm? Vardı, fazlası bile vardı. Oo, çok kalabalık olmuş. Şey, ekstra sandalye falan getirdik dedi. Peki o zaman pandemi zamanı mıydı yoksa pandemi yok, var mıydı? Yok pandemi değildi, sonradan pandemi. Çünkü pandemi geldikten sonra artık kimse düğüne de gitmedi. Evet. Ne kadar tuttunuz salonu? 15.000. Yemekli miydi? Kokteyliydi. İyi tutmuşsunuz. Bence iyi. Ama gerçekten salona göre iyi. O merdivenlerden öyle adım adım ben de inersem ben de heyecanlanırım. Heyecanlanırsın tabii. Ay çok felaketti. Bir de o çiçeği ilk başta damat tutuyor ya eşiniz. Onu sizin planladınız, salonun fikri miydi ya da organizasyon falan? Vallahi hiç hatırlamıyorum planladım. Ama güzel bir çok şey güzel olmuş. Çok güzel olmuş evet. Çok zarif olmuş. Damat sürekli gelinimizin adımlarını takip ediyor. Gerçekten gözleri de hep sizde. Evet. Adımları da takip ediyor. Heyecanlı. Benimle ilerliyor. Yalnız el sürekli cepte. Pozlar asla bozulmuyor. Sade bir elbise tercih etmişsiniz sanırım. Nasıl? Sade bir elbise tercih etmişsiniz. Gelinlik, evet. Gelinlik. Bence çok evet. Güzel. Çok zarif. Hatta daha böyle düz olsa sana daha çok yakışır. Çok zarif olmuş. Evet, çok kibar. Gelinliği bence tam Gülsümlük bir gelinlik. Değil mi? Tam. Gülsüm'ü yansıtıyor. Ben evet. Siyah gerçekten. Bekliyordum. Canım daha neler. Bana siyah olmasın. Ne kadardı gelinliğiniz? 5.000. Özeldi kim? Satın aldım. Satın aldınız. Böyle. Burada yani. Burada. Yanınızda. Eşini giyseydiniz, görseydik siz de tekrar evet. Bir. Belki giyer. Belli mi olur? Canlı canlı görelim bir de. İstiyorsanız. Vallahi isteriz. Evet, isteriz. Neden olmasın?
Bir giy de gel bence. Sahilde de olur öyle. Çünkü farklı aynen. Bir gelinlik. Biz bir daha nerede giyeceksin? Örnek gel ol. Bence programda giy. Şöyle bir şatafattan bir gelinler kurtulsun. Hadi böyle daha sade bir şey beğensinler. İyi fikir. En zaman fikir olsun. Kırmasın hadi bizi. Hadi kırmasan bizi. Evet. peki madem. Ay, ay, ay şu güzelliğe bak. Prenses mi geldi? Ne oldu? Teşekkür ederiz. Gel, gel canım gelinliğin benim. Gelinliğin videodakinden daha güzel gerçekten. Gerçekten mi? Mesela şunlar belli değildi. Değil mi? Evet, gayet çok güzel. Çok kibar olmuş, çok asil, çok sade. Zarif. Çok şık, çok zarif bir gelin evet, olmuşsun. Gerçekten ay teşekkür evet, ederim. Evet, şöyle inceleyelim bak sen de. Evet. Sen giyseydin acaba böyle bir şey mi giyerdin? Yani daha düzün evet olabilir. Ama kol detayları falan hiçbir şekilde belli olmuyordu videoda. Değil evet mi? Şu an çok yoktu, güzelmiş. Çok evet. Peki hanımlar fiyatına göre bayağı güzel değil mi? Çok evet güzel. Evet gerçekten çok uygun fiyatı aldım. Gayet. Yani. Mühim olan yakıştırmak işte. Evet. Her şey öyle değil mi? Yakışmış. Su gibi olmuşsun. Evet. Hazır gelinliği giymişken almamış. Şöyle bir oynatalım mı? Kızımız güzel evet bir oyun oynuyor. Evet. Dış ses. Ver güzel bir oynaması şöyle. Gelinliğini beğendim. Sadece Gülsüm'e ve evine tarzına baktığımızda gelinliği de daha kısa, benim sevdiğim gibi daha dümdüz, tarlatansız bir gelinlik beklerdim. Ama sonuç olarak güzel bir gelinlikti. Gayet güzel bir şekilde evet gelinlik oldu üzerine. Evet. Formundan hiçbir şey kaybetmemişsin hayatım. Teşekkür ederim. Çok daha evet fıstıksın. Koruyoruz. O zaman böyle biraz otur, sefasını sür ya. Oturayım mı böyle? Gel, gel. Oturayım. Tamam. Değil mi? Aa, şimdi Serkan'a da sürpriz olacak. Hatta akşam Serkan'a kapıyı böyle açsın. Fakat siyah saça beyazdı nasıl? Çok güzel. Evet. Nişanda da beyaz tercih etmiş ya. Evet. Bence biraz da ondan sebep. Ben de çok severdim. Çok her yakışıyor şeyde beyaz giyeyim, beyaz giyeyim. Siyahken saçlarım çok, çok yakışıyor. Yakışıyor. Göz kaş tabii. Güzel. Maşallah diyelim o zaman. Evet. Allah bizi nazarlardan korusun. Abi ekranımızın abi köşesine bir maşallah lütfen. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi bu güzel gelinlikle güzel Gülsüm'ün düğününü izlemeye devam edelim mi? Edelim. Hadi. Şahitler kim? Şahitler bir tanesi çok sevdiğimiz bir abimiz. Hı hı. Diğeri de benim çalıştığım şirketin genel müdürü, hanımefendi hı hı genel müdürüydü. Çok seviyorum böyle düğün salonundan nikah kıyılmasını. Evet, çok en mantıklı bence. Zehra da yapmıştı, aynen, onda da söylemiştim. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet derken duymak isteriz dış ses. Birbirinizle evlenmek için kartal evlendirme memurluğunuza yapmış olduğunuz müracaat incelenmiş. Yapılan incelemede evlenmenize engel bir durumun olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi de aynı isteklerinizi nikah şahitlerinizin ve davetlilerinizin huzurunda sözlü olarak ifade ediniz. Sayın Gülsüm Selvi, hiçbir tesir altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Serkan Aktaş ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Bu ne? Kocaman bir evet duyalım. Evet! Aa, işte böyle. Serkan'ın evet'i de duyalım bakalım nasıl gelmiş. Sayın Serkan Aktaş, hiçbir tesir altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Gülsüm Selvi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Daha güçlü. Onun evet'i daha güzel. Yalnız sen dans ediyorsun aralarda. Hiç durmuyorsun fıkır fıkır. Thank you.
Ne konuşuyorduk? Genelde böyle ilk danslarda bir şeyler konuşulur illaki de pek hatırlanmaz. Sen hatırlıyor musun? Biz şeyi konuşuyorduk. Herkes bize bakıyor. Hmm. İşte Serkan şöyle dur, şöyle gül, elini şurama koy, elimi burama. Hadi canım. Taktik veriyordun çocuğa. İyi duralım. İyi duralım. Dik dur, gözlerime bak. Gelinliğin rahat mıydı? Hani çok uzun ya. Çok rahattı. Rahattın değil mi? Çok. Yok ya, çok da uzun değil bence. Çok kuyruğundan dolayı herhalde. Yani çok rahattı çünkü kullanmayı biliyorum. Hafif ve evet, hafif manevrası rahat bir gelinlik ama. Dış zor şekilde. Değil. Eğlen, yani rahat rahat eğlenmişsin çok, belli. Çok çok. Düğünümde çok eğlendim ben. Bu giriş... Ama belli oluyor yarım saat zaten bando takımıyla eğlendik. Sonrasında normal müziğe döndük. Çok herkes farklı. Çok eğlenmiş. Uzun bacaklar o. Uzun bacaklar. Çok iyi çok, ya. Çok iyi fotoğraflar çıkmıştı evet. Burada. Bence de. Uzun bacaklılar biraz saçma olmuş, sirk gibi olmuş. Yani olmasa da olurdu. Tuttunuz bunları böyle? 5000. Değiyor ya gerçekten. Evet, şu an ya değiyor ama gerçekten değiyor. Evet çok hoş. Baksanıza. Kır bakayım o gerdanı bir daha burada. Nasıl kırıyorsun o gerdanı? Bir şey soracağım. O organizasyon düğün boyunca hep var mıydı? Yok gitmediler. Sadece yarım saat. Yarım saat sonra normal müziklere döndük. Yine güzel. Diğerleri bir dans şovu yapıp kaçıp gidiyor. Bunlar bayağı eğlendirici evet, en azından. Çok, çok güzeldi. Çocuklar için de güzel aslında bunlar. Evet. Çocuklar da eğleniyor. Çocuklar için şey vardı, palyaço vardı aslında. Onlar çok çocuk yok ortada fark ettiyseniz. Evet, evet. Yok. Onları gönderdim. Uyut mu geldi dedin? Yok uyut gel demedim de gönderdim yan tarafa. Gülsüm'ün gerçekten düğününe bayıldım. Tam Gülsüm'ü yansıtmış. Çok beğendim. Çok eğlenmişler zaten belli oluyordu. Mutluluklar dilerim. Çok güzeldi. Güzel takılar takıldı mı? Evet. İçine sindi mi beğendin mi? Kullanıyor musun hala takılanları? Takılanları sattım. Sattım gibi zaten direkt araç aldık. Güzel, iyi bir yere değerlendirdim. Kullanıyoruz, evet. Güzel. Yalnız takıda ben senden şey hani böyle klasik hani böyle sıra sıra değil gidip de gezmeyi. Gidip de değil. Sen böyle o oynamana devam edeceksin. Zarf. Hani böyle bir şey olacak masalarda orada. Masalarda zarf onlar geliyor. Onlar sende yatacak onu beklerdim.
Ama sandık yine de tercih. Bu da istiyorlar. Niye biliyor musun? Görmek bu bir istiyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar evet, bir tane. Evet, yani en azından bir anı olsun diye bir fotoğrafları olsun zaten ailelerin gelinlerle. Evet. Pandemi döneminde o çıktı. Hani bu kutu olayı evet, olay. Evet, evet. O zamanlar evet. Yoktu yani. Yoktu. En azından bir fotoğraf evet. Olmalı bence. Ben çok isterim tabii. Mesela şimdi Gülsüm'ün düğününe gitmişim. Fotoğrafımız yok dönmüşüz. Oldu mu? Aynen. Aynen. Olmaz doğru. Yani. O çok doğru. Takı ne kadar toplandı Gülsüm Hanım? 50-60 bin kadardı. Net hatırlamıyorum vallahi. Düğünden sonra ne yaptınız? Balayına gittiniz mi? Gittik. Bu Nisan ayındaydı zaten. Nisan'ın sonuydu. Kıbrıs'a gittik. Aa, güzel güzel. Evet güzel bir oteldeydik. Dinlendik zaten. Değil mi? Yorulmuştu. Sonra gelip yaz tatiline gittik tekrar. Çok tatlı, çok güzel bir gelin olmuşsun hayatım. Evet, çok Allah ağzını tadını bozmasın. Amin, çok sağ sevgili olun. Kardeşimiz sana güzel bakıyor, aşkla, sevgiyle bakıyor. İlelebet böyle sürsün inşallah. İnşallah. Dilediğin gibi bir gelecek seni bulsun diğer gelinlerimizin olduğu gibi. Teşekkürler, çok sağ olun. Tebrik ediyorum tekrar seni. Sağ olun, bizi kırmadın, gelinlikte giydim. Rica ederim, ne demek. Ve hala o gelinliğe girebildin. Evet, gerçekten ben asla giremedim. Çok güzel anılar kalmış geriye. Evet. Şimdi bakalım bugünden geriye nasıl anılar kalacak? Gelin evinde, final gününde Gülsüm sana arkadaşların şimdi puanlama yapacaklar. Bakalım kızlar sana kaç puan verecek? Ve haftanın birincisi bugün Gülsüm'ün evinde belli olacak. Bakalım haftanın birincisi kim olacak? En heyecanlı ana geldi sıra. 16'nın sahibi kim olmuş olabilir? Acaba Zehra sen misin? Dilan sen misin? Duygu sen mi yoksa Çiçek mi? Evet, günlerdir birbirimize gittik, geldik. Güzel anlar yaşadık. Ve işte en heyecanlı ana geldi sıra. 16'nın sahibi kim olmuş olabilir? Acaba Zehra sen misin? Dilan sen misin? Duygu sen mi yoksa Çiçek mi? Ben bugün bir değişiklik yapmak istiyorum. Öncelikle kutularımızı açmadan önce bir puanları hatırlamak istiyorum. Çiçek sen dün 21 puan aldın. Ben sana 8 puan verdim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hı-hı. Ben de sana teşekkür ediyorum emeklerin için. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Dilan 18 puan aldın arkadaşlarından. Ben sana 8 puan verdim. Teşekkür ederim. Sevgili Duygu arkadaşlarından 15 puan aldın. Ama sen de şahane bir gelinsin. Teşekkür ederim. Ben de sana 7 puan verdim. Teşekkür ederim. Eksiklerimiz olabilir. Hatalarımız olabilir. Ama her şey zaman içinde telafi olabilir. Zehracığım sen 21 puan aldın. Ben de sana 8 puan verdim. Bakalım Gülsüm. Sen arkadaşlarından kaç puan aldın ve ben sana kaç puan verdim? Evet Çiçek, sen önce sebeplerini ardından da Gülsüm'e verdiğin puanı açıkla lütfen. Benim eve geldikleri zaman beni çok kötü eleştirdiler, ağır eleştirdiler. Gülsüm Hanım'ı kıyaslamak istiyorum. Aynı şekilde evime geldi, her şey pembe, pembe, pembe dedi. Yorumunu ona göre yaptı, kırıcı oldu. Yani hiçbir şekilde hiçbir tane şeyi beğendiğini söylemedi. İnsana ne der ki? Çeyizin güzel olmuşlar. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. O da yoktu. Çeyizini beğendik. Yatoko'da takımını da beğendiğimi söylemiştim ben. Yani ben bir şekilde duymadım yani senden bu şekilde güzel bir yorum yani. En azından güzel bir yorum yapabilirdin. Tamam güzel bir yorum yaptın zaten. Ben Yatoko'danı gayet yani, beğendiğimi söyledim sana. Yatak odası şöyle, salon şöyle, mutfak şöyle, bu böyle, bu böyle. Yani o kadar çeyizime rağmen, emeğime rağmen ya gerçekten çok güzel olmuş. Çok emek vermişsin. Bu duyma ihtiyacım vardı açıkçası. Ben onların yaptığı haksızlığı yapmak istemiyorum. Gülsüm Hanım'a da aynı şekilde. Kendisi bana 4 puan vermişti. Ben puanımı açıklayayım, devamını sonra getireyim. Peki o halde Çiçek Gülsüm'e kaç puan verdi? 10'dan daha düşük bir puan bekliyordum. Gününü oynayacağını düşünüyorum. Düşünüyordum. Şu anda çok şaşırdım bu verdiği puana. Beni eleştirdin. Her şey pembe, pembe, pembe. Kıyafetin pembe, eşinin şeyi pembe, o pembe.
Senin evinde de siyah, siyah, siyah. Ama ben pembeyi eleştirmedim. Sana... Senin tamam, pembeyi sevmediğimi söyledim ama kombinlerin doğru değildi. Tamam, ben de çok senin... Çok karışıktı. Mesela perden desenliydi. Bak lütfen bana hak ver. Bak hepsini de bu evde gördün, doldurdun. Mesela hiçbir yerde detay görüyor musun? Yani çok fazla bir şey var mı gözünü yoran? Yani illaki var ama yani vardı. Ben senin bana yaptığın haksızlığı sana yapmak istemiyorum. Haksızlık yapmadım ben sana çiçek. Ben sana misafirperver yaklaştım. Tamam ben çok zaten onu söyledim senin. Ben Esen'in evine geldiğimde bir hoş geldin bile duymadım. Nasıl hoş geldin bile duymadın? Kapıyı ben söyledim. Size hoş geldin diye açmadım yani ben. Neyse. Ciddi olamazsın Çiçek ya. Duymadım. Söyledi. Yani benim misafirperver hoş geldiniz diye herkese ben buradan duydum. Kızlar hoş geldiniz. Belki sen biraz daha özenli bir şey mi bekliyordun bilmiyorum ama dünden yani biraz hassassın sen. Evet aynen aynı şekilde. Farkındayım. Yani ama ben söyleyeyim emeklerine yani. Sağlık bir tanem. Söyledi. Gerçekten dedi yöresel masa kurdu, yoruldu. Teşekkür ettiğini ben de duydum. Hı hı. Bir kez daha sana teşekkür edelim o zaman değil mi? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz canım benim. Ve Zehra sana dönmek istiyorum. Misafirperverlerin için teşekkür ederim. Yani sofran olsun, çeyizin olsun her şeyi beğendim. Ev benim tam tersi zaten biliyorsun. En baştan beri söylemiştim siyah hiç sevmiyorum diye. Ama bu senin tarzın. Ona asla bir şey diyemem. Zevkin. Bana ters bir tarz ama sen bu tarzı güzelleştirmişsin. Bu kadar. Ben puanımı açmak istiyorum. O halde Zehra, Gülsüm'e kaç puan verdi? 5 Teşekkür ediyorum. Çiçekten yine belki verir diye düşünmüşüm ama senden hiç beklemiyordum bu. Daha mı yüksek bekliyordun? Çok daha düşük bekliyordum. Ha düşük. Evet düşük bekliyordum. Şaşırdım bu puanı verdiğine. Ama gerçekten çeyizin olsun, sofran olsun çok beğendim. Zaten orada da dile getirdim. Kendi tarzını çok güzel yansıtmışsın. Yani benim tarzım değil ama kendi tarzını güzel yansıtmışsın. Güzel parçalarım vardı. Bu kadar. Abi vallahi çok şaşırdım yani. Ama eğer ki düşük verseydim senin diyeceğin tek şey ne olacaktı biliyor musun? Kendi gününüz oynamışsınız. Kendi gününü oynuyorsun olacaktı. Ben de aynı şekilde. Ben o düşüncede kimsenin olmaması için bu puanı verdim. Hak ettin mi? Hak ettin. Güzel bir gündü. Teşekkür ederim. Benden muhtemelen 3'ten aşağı bekliyordur ya da en düşük, en yüksek 3 bekliyordu. Ben... 3 bekliyorduk. Evet, benden de tamam. 3 bekliyordum. Benden de mi? Aynen. Ama o kadar 3 bekliyordun. Bu arada beğendiğini sadece 3 bekliyordum. Ha, beğen... Çünkü bir nutkunuz tutuldu kızlar eve gelince. Yani gerçekten beğendiniz. Evet. Yok sana gerçekten çok yakışmış bu ev. Sana yani yakışmış evet. Beşimin... Bak sana yakışmış diyorlar bu evi... ve... Bu evi bana önceden gösterseydiler bir de şu dördünü karşıma koysaydılar deseydiler ki bu ev sizce kimin? Gülsüm'ün derdim. Benim tarzım değil ama gerçekten çok güzel dizmişsin. Hakkaniyet evet. Vermek istedim ben açıkçası. Adaletsizle davranmak istemedim. Zehra'nın bana puanına gerçekten çok şaşırdım. Çiçek belki yine bir ihtimali vardır yüksek verme gibi düşündüm ama Zehra'da 0 olarak düşündüm onu. Zehra da beni şok etti gerçekten. Şimdi çok merak ediyoruz daha sırada 2 kişi daha var bakalım kaç puan verdiler. Duygu önce sebeplerini ardından da lütfen Gülsüm'e verdiğin puanı açıklar mısın bize? Evini beğendim güzeldi gerçekten. Benim hala tarzım olan bir ev ve önceden kullandığım hala kullandığım parçalar olan bir ev. Sadece mutfak taki krem detaylarını beğenmediğimi söyledim. Krem dolapları ya da orası siyah olsaydı, düz beyaz olsaydı. Onun dışında yatak odasında güzeldi ama ben koyu ceviz sevmediğimi söyledim. Ama onu bile güzel kombinlemiştin. Ama yine de işte koyu renk ceviz bana biraz yaşlı bir ev gibi geliyor. Yani yaşlı bir ev de şimdi senin evinde olmuyor ama demek istediğim büyük bir ev gibi geliyor. Hani. O tonları sevmiyorsun galiba. O tonlar aslında. Beni evet. Oradan olmuyor. Puan kırmış bak ben sana söyleyeyim. Onun dışında misafirperverliğin, zaten sunumun hepsi çok güzeldi. Çok yakındı tarzlarımız, yemek masamız. Çiçeğin evini evet hiç beğenmedim. Sadece sofrası için. Bir de kendim için bazı şeyler yapmak istedim orada. Gülsüm'de de aynı şekilde davrandığımı düşünüyorum. Kendin için kabul ediyorsun. O benimle alakalı bir sıkıntı değil. Kendi vicdanım yani... Çok güzel bitirelim istiyorum çünkü ben hani o şekilde. Beni mutlu etmek için verdiğini söylemiştim. Evet.
sen mutlu olacaksın. Yani kazanamasam da senin evet. verdiğin puanla evet mutlu oldum. Evet tamam. Yani en azından kazanabilirsen de hırsını yani başka şeylere de denersin belki bir sonraki şeylerde. Hani burada değil de başka şeylerde hani hırslanırsın. Yani hırslı olmak bence kötü değil. Güzel bir şey. Hırslıyım yani. Ben bu yarışmaya hırslıyım. Kazanmak için geldim. Onun için katıldım. Onun için çeşitler hazırladım size. Sadece hırsı yansıtmak yani başka bir şey. Yani sen hırsını doğru yansıtamadın sadece. Ama hırslı, çalışkan. Ama kimseyi bu manada bence işte hırsına yenik düşüp düşük puanlar vererek adaletsiz de davranmadığı inancındayım. Son davranmadı. Şimdi senin de puanını görelim artık. Gönlümden 10 geçiyordu. Sadece mutfak için. Bir de o ahşap ceviz için. Onun dışında her şey çok güzeldi. Peki. Ama daha yüksek bekliyordun sen. Tam puan bekliyordun galiba. Evet, duygudan tam puan bekliyordum. Hele ki dünkü yaptığı haksızlıktan sonra burada gerçekten kendini temize çıkaracağını düşünmüştüm. İyi de karakter şey değil yani. Bu kadar da değil. Ya bu kadar da değil yani. Hak ettiğini düşünüyor ya kendisi, hak etmiş miydi? Ama burası şey yeri değil yani. Ya. Tarzlarımız çok uyuyor. Evi çok beğendi. O iki benim elimde olmayan müteahhitin yaptığı dolap evet. renginden dolayı benden bu şekilde puan kırması şu an beni çok üzdü. Çok fazla hayal kırıklığına uğradım Duygu'yla alakalı. Duygu'ya gerçekten hala daha çok kızgınım. Duygu'nun bu eve 10 vermesi gerekiyor. Bunu izleyenler de zaten görecekler. 8 puanı asla ve asla hak etmiyor benim evim. Evet değerli izleyenler, şu anda ben şu noktada yeniden puanları hatırlatmak istiyorum. Zehra arkadaşlarından 21, benden 8 puan aldın ve 29 puanın sahibisin. Dilan sen arkadaşlarından 18, benden 8 puan alarak tam 26 puana sahipsin. Duygu sen arkadaşlarından 15, benden 7 puan alarak 22 puanın sahibi oldun. Çiçek sen Zehra ile başa baş gidiyorsun. Arkadaşlarından 21, benden 8 puan aldın ve 29 puana sahipsin. Şu anda Gülsüm'ün puanı ise 18 puan. Evet Gülsüm, 18 puan. Benim puanım ve Dilan'ın puanı senin için çok önemli olacak. Evet. Burada başa baş giden Zehra ve Çiçek var. Acaba haftanın birincisi Zehra mı? Çiçek mi? Yoksa Gülsüm mü olacak? Bu puan belirleyici puanlardan bir tanesi olacak Dilan. Sen ve ben bugün belirlemiş olacağız. Şu an Gülsüm'cüğün puanın 18. Ümitli misin? Evet. Hala bir ümidim var. O halde Dilan, Gülsüm'e kaç puan verdiğini görmek istiyoruz. Zaten benim evimi kendiniz gördünüz. Bana çok yakın bir ev. Seviyorum siyahı. Asil bir renk. Çok da Gülsüm Hanım'a çok yakışan bir renk. Ben buraya gelmeden önce eşime söz vermiştim. Asla adaletsiz olmayacağım diye. Zaten Zehra Hanım'ın evinde de çok bir şey beğenmedim. Yine 6 puan verdim. Bugün ondan düşük de versem bu sefer Gülsüm'e haksızlık edeceğimi düşünüyorum. Çünkü Gülsüm Hanım'ın evinde birçok şeyi beğendim. Çeyizini çok beğendim. Sofrası çok güzeldi. Hak eden kazansın. Asla kimseye haksızlık etmek istemiyorum. Etmedim diye de düşünüyorum. Evet. Gören, izleyen herkes de bunu görecek. Etmedi. Puanımı açmadan söylüyorum. Gerçekten etmedi. Hakkında hayırlısı olsun diyorum. Her şey için bugün emeğine, eline, koluna gerçekten sağlık. Her şey çok güzeldi. Çok güzel bir gün geçirdim bugün. Puanımı açayım ben artık. Evet Dilan. Gülsüm'e kaç puan verdin? Kutunu açabiliriz. Yes! Yes! Gel! Gel bunu senden bekliyordum. Seni tebrik ediyorum. Bekliyordum, beni şaşırmadı. Asla adaletsiz. Çiçek ve biliyorsunuz Zehra 29 puan. Sen şu anda 28 puana sahipsin. Ve benim puanımla birlikte haftanın birincisi Gülsüm oldu. Çok mutluyum.
oluyor. Seni tebrik ediyorum. Gülsüm'ün birinci olmasına sevindim. Gerçekten çok sevindim. Başkası olsaydı sevinmezdim. İstiyordum da Gülsüm Hanım'ın birinci olmasını. Çünkü hak ediyordu. Hak eden kazandı. Dilan'ın 10 puanıyla, Aslan'ımın 9 puanıyla birinci oldum. Çok mutluyum. Hak ettiğimi düşünüyorum gerçekten. Dilan, canımsın. Gerçekten canımsın. Evet, haftanın birincisi Gülsüm oldu. Bu altınların sahibi. Gülsüm, gel canım, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Şans getirsin inşallah sana bunlar. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Gerçekten adaletli bir yarışma olduğuna inanıyordum. öyle oldu. Açık ara gerçekten belliydi benim evim bence. Hepinize çok teşekkür ediyorum kızlar. Çok mutluyum. İyi ki gelmişim. İyi ki katılmışım. Seni tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Onlar da seni bu seviyeye taşıdılar. Hepinizin evi ayrı ayrı güzel, ayrı ayrı renkli, ayrı ayrı zevkliydi. Ama demek ki bu hafta en çok Gülsüm'ün evini sevdiniz. Evet, evet. Onun uyumunu beğendiniz ve sizler onu birinci yaptınız. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yapacaksın bu altınlarla? Söyle bakayım bize. Araba alacak. Yemeği çıkaracak bizi. Ne yapacağım? Yemeği çıkaracak. Yemeği çıkartacağım. Güzel. Evet. Güzel. Kızları yemeği çıkartacağım. Sonra? Sonrasında da çekimlerim için kendime telefon alacağım. Telefon alacağım. İyi günlerde kullan. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün de bu haftada böyle bitti değerli izleyenler. Gelin evi altınları dağıtmaya devam ediyor. Siz de efendim bizi arayın. Siz de haftanın gelini neden olmuyorsunuz? Böyle güzel altınların sahibi siz de olabilirsiniz. Evet, haftaya yepyeni yarışmacılarımla görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Gelin yapanlar eve getirdiğiniz gelin evi. Güzel ama köpüksüz olmuş biraz. Sizin kahveniz inşallah köpüklü olur. Dilan vurdu, gol oldu. Serhat da sana nasıl aşkla bakıyor ya. Bakmak zorunda mı? Bu sağ gözüm, bu sol gözüm, eşim iki gözüm. Sen az değilsin bak. Mutfağınızı beğendim, çeyizinizi az buldum. Siz buna az çeyiz var diyemezsiniz. İnşallah sizinki daha fazladır. Emeklerimin kesinlikle karşılığını alamadım. Yatak odanız çok boştu. Sunum benim gözüme hitap etmedi. 4 gün boyunca ben de sizin evlerinizdeyim. Adaleti göreceğiz.